Selamlar sevgili gençler. Ben SML hocanız, SML hoca matematik kalanındasınız. Bir şeyi 40 defa söylersen olur diye olduracağız. Buna eminim. Eğer ki çayın yanındaysa veya kahven, PDF'in önündeyse, kalemin elindeyse, karşında bir de şöyle ben varsam, biz bugün bu parabolün içinden geçeriz. Ciddi manada bugün bu parabol oturacak sevgili gençler. PDF konusunda arkadaşlar PDF'i açıklama kısmına bıraktım. Baştan söylüyorum cevap anahtarı yok çünkü benle beraber şimdi senle çözeceğim soruları. Yani bazı soruları çok önceden belki çözmüşümdür. Sorular zaten tanıdık sorular ama cevap anahtarı çıkarmadım. Ama açıklama kısmına yine senin için bu video ilk gösterim bittikten sonra açıklama kısmında şunu yapacağım. Birinci soru şu dakikada, ikinci soru şu dakikada diye yazacağım. Sen üstüne tıkladığın anda o soru o karşına çıkacak. Yani sadece orayı izlemiş olacaksın. Videoyu sardırmana, sorunun çözümünü aramana gerek kalmayacak videoda. Böyle de bir iyilik yapıyorum zaten sana. Şimdi sevgili gençler, videoya başlamadan önce kanalıma hala abone olmayan varsa, olmayan arkadaşlarım varsa lütfen abone olurlarsa sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili gençler. Instagram çok kullandığınızı zannetmiyorum ama Instagram olan arkadaşlar da Instagram'dan takip edebilirler beni. İlk sorumuzda ne diyorsunuz? Başlayalım mı? Hazır mısınız? Evet. Şimdi fx fonksiyonu verilmiş. Bu bir parabolmüş arkadaşlar. Bu fonksiyon bir parabolmüş. A noktası da 2'ye 10. Koordinatları 2'ye 10 olan noktadan da bu parabol geçiyorsa m kaçtır? Tabii bu ne demek sevgili gençler? Parabol bir noktadan geçiyorsa yani şu nokta parabolün üzerindeyse bu nokta parabol denklemini sağlamak zorunda. Yani ne dememiz gerekiyor? Aslına bakarsanız f2'nin 10 olması gerek. F2 10 ise yerine yazmamız gerekiyor şimdi bizim bunu. Yazalım. M artı 1 çarpı 2'yi yazıyorum yerine. 2'nin karesi 4. Artı 2 çarpı m çarpı 2 artı m eksi 3. Eşittir ne olması gerekiyor? 10. Peki 4'ü içeri dağıtalım. 4m artı 4 artı bakın burada da bir 4m'miz var. Artı bir tane daha m'miz ve bir tane eksi 3'ümüz var. Eşittir 10'muş. Burada şurada bir 4m, 4m, m daha 9m yapar sevgili gençler. 9m. 4'ten de 3'ü çıkardınız. Şöyle yapalım. 4'ten de sevgili gençler 3'ü çıkardınız. Bir karşıya atarsanız ne kalır? 9 kalır. Demek ki 9m 9'sa m de 1'dir diyebiliriz. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Geçiyorum ikinci sorumuza. Şöyle yapalım. İkinci sorumuzda sevgili gençler. Fx m artı 2 x kare artı 2 mx artı m eksi 3 parabolünün tepe noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Şimdi tepe noktası x ekseninde olan bir parabol. Mesela bunu kafamızda çizelim. Yani kafanızda hemen hayal edin sevgili gençler. Mesela şu şekilde bir parabol düşünün. Tepe noktası x ekseninin üzerinde olacak. Şimdi tabii konuları anlatırken de kazanım vermeye dair söz vermiştik sizlere. Şimdi bizim parabolümüzün tepe noktasının x ekseninin üzerinde olması demek bunu farklı cümlelerle ifade edebilirsin. Mesela bu parabol tam karedir hocam diyebilirsin. Ben de sana derim ki haklısın. Sıkıntı yok. Veya dersin ki hocam bu parabolün tam kareyse madem deltası da sıfıra eşittir dersin. Ben ona da eyvallah derim. Onda da sıkıntı yok. Şimdi ikincisi daha kulağa hoş geliyor. Yani deltasının sıfır olması zaten direkt oradan başlarsak daha kısa olacak bizim çözümümüz. O halde sevgili gençler delta neydi peki? B kare eksi 4ac. Bakın sevgili gençler 2m burada b'dir. M artı 2 a'dır. M eksi 3 de c'dir. Buna göre yerine yazarsanız 2m'nin karesi 4m kare yapacaktır. Eksi 4 çarpı a'mız m artı 2 idi. Bunu yazdım. Ve daha sonrasında çarpı bir de m eksi 3 diyeceğiz. Şimdi burada 4m kareyi yazdım. Eksi 4 çarpı şu ikisini dağıtırsak. M kare eksi m eksi 6 bu bizim deltamız olacak ve delta da kaça eşit olacaktı? 0'a. O halde arkadaşlar 4m kare eksi 4m kare bakın eksi 4 ile eksi m'nin çarpımı artı 4m yapar. Eksi 4 ile eksi 6'nın çarpımı artı 24 yapar eşittir 0 deriz. Burada gördüğünüz üzere eksi 4m kare ile artı 4m kare birbirini götürecek.
Bu 24'ü de karşıya atarsanız 4m eşittir eksi 24 olacaktır. Demek ki m kaçmış arkadaşlar? Eksi 6'ymış demek ki. Cevabımız m'yi sormuştu zaten. Cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 3. soruma. Yukarıda tepe noktası r'ye k olan fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle sevgili gençler neleri biliyoruz? Mesela x eksenini kestiği noktalar pozitif tarafta bunu biliyoruz. Dolayısıyla x eksenini kestiği şeyler noktalar x ekseninin sağ tarafındaysa yani iki kökü de pozitiftir demek. O halde kökler toplamımız olan eksi b bölü a sevgili gençler ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Başka köklerin çarpımı da pozitif olmak zorunda. Yani c bölü a'mız da pozitif olmak zorunda. Burada ben kolların aşağı yönlü olduğunu görüyorum. O halde buradaki a'mız kollar aşağı doğruysa ne olacak? A sıfırdan küçük olacak. Yani a negatifmiş. Şimdi negatif olan bir a var. Burası negatif. Negatif negatif pozitif yapacaktır. B'yi pozitif bir sayıya böldüğümüzde sıfırdan büyük geliyorsa B de pozitiftir. Onu da bulduk. B pozitifmiş. A negatifse buranın sıfırdan büyük olabilmesi için C'nin de negatif olması lazım. Yani C de negatifmiş sevgili gençler ki zaten ben şu noktanın C olduğunu biliyorum. Y ekseni kestiği nokta C olduğu için C'ye direkt negatiftir yaftasını yapıştırabilirdiniz. Şimdi burada neler vermiş? Mesela A sıfırdan büyüktür diyor. Biz A'nın sıfırdan küçük olması gerektiğini konuşmuştuk. Adana seçeneği gitti. Şu 4AC'yi bu tarafa atarsanız B kare eksi 4AC'nin şıkta sıfırdan küçük olması gerektiği söylenmiş bize. Ama ben birbirinden farklı iki tane x eksenini kesen nokta yani parabolün iki tane birbirinden farklı kökü olduğunu gördüğüm için aslına bakarsanız burası delta'dır ve delta'nın sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Bize küçük demiş. Demek ki B şıkkı da gitti. K sıfırdan küçüktür demiş. K sevgili gençler y ekseninin pozitif tarafına tekabül eden sayıdır şurası. Dolayısıyla bu da gitti. B sıfırdan büyüktür demiş. B'nin pozitif olduğunu görmüştük zaten. Cevabımız Denizli. C'nin de negatif olduğunu göstermiştik. Edirne'de gitti. Doğru cevabımız Denizli'dir diyebiliriz. Geçtim 4. soruma. X kare eksi 4x eksi m artı 1 fonksiyonunun grafiğinin daima x ekseninin üstünde olması için m aşağıdaki koşullardan hangisini sağlamalıdır? Hemen buna benzer bir parabol çizecek olursanız, mesela daima x ekseninin üzerinde olan bir parabol, mesela kolları aşağı doğru olan ve x ekseninin üzerinde olan bir parabol çizmeye çalışırsanız işiniz yaş. Çünkü x ekseninin üzerinde kollar aşağı doğruysa mecburen bu x eksenini kesecektir ve x ekseninin altına indiği yerlerde olacaktır. O halde sevgili gençler bizim parabolümüzün kolları yukarı doğru ve arkadaşlar bu şekilde bir görüntüye sahip olması gerekiyor. Tabi illa bu şekilde olmasına gerek yok. Bu parabol şu şekilde de olabilir. Biraz daha kolları açık da olabilir. Şurada da olabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama bütün şekilleri buna benzer bir şekilde olacak. Peki bu ne demek oluyor? X eksenini kesmiyor. Peki X eksenini kesmemesi demek ne demek? Bu parabolün kökü yok demek. İkinci dereceden biz fonksiyonların grafiklerini parabol diyorduk. O zaman bu ikinci dereceden fonksiyonun sıfıra eşit dersek ikinci dereceden bir denklem olur. İkinci dereceden bir denklemin kökünün olmaması için de deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyor. Tüm kazanımları bir arada verdik. Neyin ne anlama geldiğini bu budur, bu budur, bu budur, bu budur diye diye en son deltasının sıfırdan küçük olması gerektiğine kanaat getirdik. Deltasına bakalım. B kare eksi 4ac diyeceğiz. Delta eşittir. Eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı a'sı 1 zaten. 1 çarpı eksi m artı 1 diyeceksiniz. Aman o eksiği görmemezlikten gelip de m artı 1 ile falan çarpayım deme dikkat et. Zaten giden hep işlem hatasından gidiyor. Eksi m artı 1. Ne olması lazım? Sıfırdan küçük. 16 bakın eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Artı 4m eksi 4 sıfırdan küçükse burada 16'dan 4'ü çıkardınız 12 karşıya fırlattınız. 4m küçüktür eksi 12 her iki tarafı 4'e böldünüz. M küçüktür eksi 3 geldi. Demek ki m hangisini sağlamalıymış? Ceyhan seçeneğindeki m'nin eksi 3'ten küçük olmasını sağlamalıymış sevgili gençler. Beşinci sorumuz için sağ üst tarafa geçtik. A ve B birer reel sayı olmak üzere. AX kare artı BX artı C ve BX kare artı AX artı D fonksiyonlarının grafikleri X eşittir X1 ve X eşittir X2 apsisli noktalarda kesiştiğine göre
x1 artı x2 toplamı kaçtır diye sormuşlar bize. Gerçekten şık bir soru. Klasik olmasına rağmen şık bir soru. Şimdi bu fonksiyonların grafikleri bu noktalarda kesişiyorlarsa, şimdi iki tane grafiği kesiştirmek için veya iki tane parabolü veya bir doğruyla bir parabolü, herhangi iki tane grafiği kesiştirebilmek için biz bunları birbirine eşit demiyor muyduk kardeşim? Eşit diyorduk hocam. O halde eşit diyelim. AX kare artı BX artı C eşittir. BX kare artı AX artı D'yi yazdım. Sen bu hikayenin sonunu biliyorsun aslında. Gelin bakalım beraber yazalım o hikayenin sonunu. Hepsini sol tarafa toplayalım. X kare parantezinde bakın burada ne oluşur? A eksi B. Bakın burada da X parantezinde B eksi A oluşur. Ve artı C eksi D eşittir 0 deriz. Şimdi ortak olan denklemin, yani ortak çözülen denklemin bir kökü x1, diğer kökü x2 ise ve bu köklerin toplamı soruluyorsa, bu köklerin toplamını da eksi b bölü a yardımıyla. Ama sakın oradaki b ile a'yı buradaki b ile a ile karıştırma. B dediğimiz x'in katsayısı, a dediğimiz de x karenin katsayısı sevgili gençler. Eksi b bölü a'da bunu eksi ile çarpıyorsunuz. A eksi b. Buna bölüyorsunuz. A eksi b. A eksi b bölü a eksi b bize kökler toplamı olan x1 artı x2'yi verecektir. Bu da birin ta kendisidir. O halde cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, 40 tane sorumuz vardı. 5 tanesini bitirdik. Bu da 8'de 1'ini bitirmiş olmamız demek anlamına geliyor. 8'de 1'i de %12,5 yapar sevgili gençler. %12,5'u bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Geçelim 6. sorumuza şimdi. A bir gerçel sayıdır. X kare artı 4x artı 2a eksi 1 parabolü x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre a'nın çözüm aralığı gayet basit. Ne diyeceksiniz? Farklı iki noktada kesiyorsa deltasının sıfırdan daha büyük olması gerekiyor. Peki delta dediğimiz b kare eksi 4ac'ydi. Tekrar ediyorum. Aklına kazı bunları. 4'ün karesi 16, çünkü sınav esnasında öyle haller geliyor ki sana ben anlamlandıramıyorum. Delta'nın bile ne olduğunu unutabiliyorsun. Aklına kazı bunları. 16 b kare eksi 4 çarpı a'sı 1 sevgili gençler. 1 çarpı 2a eksi 1. Bunun da büyüktür 0 olması gerekiyor. Şimdi 16 eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. 8a artı 4 sıfırdan büyük. 16 4 daha 20 yapar. 8a küçüktür 20'ymiş sevgili gençler. Bunu bu tarafa attım. Her iki tarafı 4'e bölerseniz 2a küçüktür 5 gelir. A da küçüktür 5 bölü 2 olur arkadaşlar. A 5 bölü 2'den küçükse hangi aralıktadır? Eksi sonsuzdan geliyordur. 5 bölü 2 sınırına kadar dayanıyordur ama 5 bölü 2 almayacak çünkü eşitlik yok. O halde sevgili gençler bunlar açık aralıktır. Cevap da Denizli'dir diyebiliriz. Arkadaşlar geçiyoruz 7. sorumuza. Şimdi y eşittir x doğrusunun fx eşittir eksi x kare artı bx artı c parabolüne teğet olduğu noktanın apsisi 3 ise b artı c toplamı kaçtır diye sorulmuş. Soruyu bir not altına alın çünkü bazılarınız belki biliyordur ama bazılarımızın da bilmediği bir yöntemle soruyu biz düşünebiliriz. Şimdi y eşittir x doğrusu ve eksi x kare artı bx artı c parabolümüz var ve bu doğruyla bu parabol birbirine teğetlenmiş. Yani hangi noktada teğetlenmiş? Bir onu da söyleyelim. Onu da söylemiş soru bize. 3 noktasında teğetlenmiş. Apsisi 3 olan noktada. Hatta teğet olduğu noktanın ordinatını da bulabiliriz. Çünkü bu doğru 3 için 3'ten geçiyor zaten. Peki aklımıza şu gelmesi gerekiyor doğal olarak. X gördüğümüz yere 3 yazdığımız zaman fonksiyonda bunun da 3'ten geçmesi lazım. Niye? Çünkü 3'e 3 noktasında teğetler. Kardeşim bunlar. Güzel ama sen burada 3'ü yerine yazdığın zaman mesela eksi 9 artı 3b artı c eşittir 3 geliyor ve buradan 3b artı c'nin sadece ama sadece 12 olması gerektiğini buluyorsun. Peki bu bizim işimize yarar mı? Bu bizim işimize çok yaramaz. Bunu yapsak hocam olur mu? Mesela eksi x kare artı bx artı c eşittir x desek. Sonra bu x'i bu tarafa attıktan sonra gelen ortak denklemin deltası sıfırdır desek olur mu? Vallahi arkadaşlar istiyorsanız deneyelim. Eksi x kare artı x parantezinde b eksi 1 artı c eşittir 0. Delta sıfırsa b kare eksi 2b artı 1 eksi b kare eksi 4ac diyeceğiz. Eksi eksi artı yapsın artı 4c. Bunun da 0 olması gerekiyor. Şimdi bir de böyle bir denklem çıktı karşımıza. Birisi ikinci dereceden 2 bilinmeyenli. Birisi birinci dereceden 2 bilinmeyenli.
Cevaplarını da biliyoruz ama ortada bir sonuç çıkmayacak. Şimdi sevgili gençler dikkatli dinliyorsunuz. Bizim şu şekilde bir denklemimiz meydana gelmişti ortak çözümden. Doğru mu? Doğru hocam. O halde siz bunu hepsini sağ tarafa toplayın ki şu x karenin katsayısının negatif olmasından bir kurtulalım. X kare b diye, artı x diyelim. Artı x parantezinde 1 eksi b diyelim oraya. Bir de eksi neyimiz olsun sevgili gençler? Eksi 4c'miz olsun. Bakalım. Bunu bu tarafa atmıştık. Tamam. Aynen. Eksi c. Tamam. Eksi 4c değil. Bu deltaydı. Eksi c'miz oldu. Eşittir 0 diyelim. Şimdi sevgili gençler. Bu ortak çözüm denklemimiz aslına bakarsanız ikinci dereceden ve x eksenine sanki 3 noktasında teğetmiş gibi düşünebiliriz. Çünkü bir doğru hayal edin. Bir doğru hayal edin. Şöyle. Bir tane de parabol hayal edin. Şu şekilde normalde bunun kolları aşağı doğru ama sadece hayal edin diyorum. Ve bu buna burada teğetse aslında bunu x ekseni gibi düşünürseniz bir parabol var ki bu x eksenine teğettir de diye düşünebilirsiniz. Hangi noktada teğetmiş? 3'te. Şimdi bana x eksenine 3 noktasında teğet olan bir parabol denklemi yazın. Hadi bakalım. X kare, x kare, eksi 3x artı, pardon, eksi 6x artı 9 eşittir 0. Nedir bu? X eksi 3'ün karesi değil mi? Tanıdık geldi mi? O halde ben diyorum ki aha bu denklem, aha bu denkleme çatır çatır eşittir. Nereden çıktı hocam? Sonuçta tam kare ifadeler x eksenine teğet olmuyorlar mıydı? Oluyorlardı. X eşittir 3 noktasında yani x eksenine 3 noktasında teğet olan bir parabolün denklemi de baş katsayısı 1 ise buna da benzesin diye 1 yazdım baş katsayısını. X kare eksi 6x artı 9'dur. O halde sevgili gençler diyorum ki burada gördüğümüz 1 eksi b eksi 6'ya eşittir. Burada gördüğümüz eksi c de 9'a eşittir. O halde c eksi 9'dur. Bu 1. İkinci olarak da bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsanız b de 7'dir. Bizden istenen şey b ile c'nin toplamıydı. Toplayın bakayım şimdi ikisini. Cevap eksi 2 yapar. Yani 7. sorumuzun cevabı da c seçeneği olur diyebiliriz. Farklı bir düşünce açısı. İşinize yarar mı? Çok yarar. Aklınızda bulunsun sevgili gençler. Anlamadıysanız tekrardan başa sarıp izleyebilirsiniz. Yorum kısmına da anlamadığınızı belirtirseniz tekrardan anlatmaya çalışırım yorumlarda. Geçtim 8. soruma. Şu kısmı silmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle silelim. Yeni sorumuzu çözelim. Şekildeki parabolde tepe noktası RK. AO, OB'ye ve bu da BC'ye eşitmiş. A noktası 0'a A'dır. Buna göre R bölü K kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler burası A ise ben diyorum ki burası da A'dır. Ve şurası da 2A'dır bir zahmet. Doğru mu? Bu noktanın ismi de 2A'dır. Pekala. Şimdi ben bu parabolümüzün aslına bakarsanız köklerini biliyorum. Dolayısıyla x eksi a çarpı x eksi 2a diye olaya girişebilirim. Çarpı bir de katsayımız olsun. Katsayının ismi de k olsun hadi. Hadi k olmasın çünkü orada k'yı bize vermiş. Ne olsun? M olsun. Tamam, bu da bizim f(x)imiz. Baş katsayımızı bilmediğimiz için m dedik ama köklerimizi de bilmiyoruz ama sıkıntı yok. Bir tanesi a, diğeri de 2a. Şimdi ne diyoruz? Sıfırı yerine yazdığımız takdirde A'dan geçmesi gerekiyor. Hadi sıfırı yerine yazalım o zaman. F0 eşittir. M çarpı eksi A çarpı eksi 2A eşittir A diyeceğim. Burada eksiler gider. Ve 2 A kare çarpı M eşittir A gelir. Buradan sevgili gençler A'ları sadeleştirirseniz 2 MA eşittir 1 olacaktır. Ve arkadaşlarım M dediğimizde 1 bölü 2a olacaktır. O halde benim fx fonksiyonum 1 bölü 2a çarpı x eksi a çarpı x eksi 2a olacaktır. Bu 1. Şimdi tepe noktamızın apsisini basit bir şekilde bulabiliriz. Nasıl hocam basit bir şekilde? Şu şekilde. Bunlar parabolümüzün kökleri değil mi? Sonuçta kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Ben bunu 2'ye böldüğüm takdirde eksi b bölü 2a bana r'yi veriyordu. Demek ki a ile 2a'yı toplayıp 3a. 2'ye bölerseniz 3a bölü 2 bizim r'miz olur. Ve 3a bölü 2 sevgili gençler bu fonksiyonda yerine yazıldığında k'yı da bulmuş oluruz. Yazalım o zaman. 1 bölü 2a çarpı 3a bölü 2'den a'yı çıkarırsanız a bölü 2 gelir çarpı 3a bölü 2'den 2a'yı çıkarırsanız eksi a bölü 2 gelir. Ve buradan arkadaşlarım şuradaki a ile buradaki a birbirini götürürse
Burası bakın üst tarafta sadece eksi a kaldı. Alt tarafta da sadece 8 kaldı. Demek ki k noktası da eksi a bölü 8'miş. Pekala. R'yi k'ya bölmüş. Ben R'yi 3a bölü 2 bulmuştum. 3a bölü 2. Bunu da eksi a bölü 8'e bölmemiz isteniyor. Tabii ki bir zahmet a'lar gitsin. 8 ile ters çevirip çarparsak sevgili gençler. Hatta bunları da sadeleştirelim şöyle 4 diye. 4 ile ters çevirip çarparsak 12 bölü eksi 1'den cevabımız eksi 12 gelecektir. Yani cevap Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet, birinci sayfamızı bitirmiş bulunuyoruz. Şöyle klasik olarak sayfamızı şöyle uzaklaştıralım. Uzaktan bir bakalım. Ve çözümlerimize bakınca öyle bir gaza gelme modunuz olmuyor mu sizin de? Benim oluyor vallahi. Şöyle uzaktan bir çözüme baktığım zaman o iyi çözmüşüm diyorum. Sonrasında çözüme devam ediyorum. Tabii susamadıysam çay içesim gelmediyse gibi gibi muhabbetler. Eğer sizin de bir çay içesiniz falan varsa hemen gidin mutfağa doldurun gelin. Videoyu durdurup devam ettirebiliyorsunuz bu arada. Bu ilk gösterimin böyle de bir güzelliği var. O halde okuyalım. 9. sorumuzu x kare artı 2 eksi a çarpı x eksi a eksi 3 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi artı x2'nin karesi toplamının minimum olabilmesi için a ne olmalıdır? Hayda, burada bir tane parabol veriyor yukarıda. Daha sonrasında parabolün en küçük değerini falan sorsa işimiz kolay zaten de. Neyi sormuş bize? Yeni bir ifade vermiş. Bunun en az olabilmesi için a ne olmalıdır diye soruluyor. Sorduğu ifade şu. x1 kare artı x2 kare. Peki gençler, bu x1 kare artı x2 kare denklemin kökleri diye x1 ile x2. Ben bu ifadeyi şuraya nasıl çevirebilirim? Yani bunu yakalayabilecek bazı ifadelerim var mı? Var. Mesela x1 artı x2 desek, ben bunun karesini aldığım takdirde x1'in karesi ile x2'nin karesinin toplamı gelir ama ekstradan istenmeyen bir ifade daha gelir. Bu istenmeyen ifade ne? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Madem öyle çıkarak onu neye uğraşıyoruz ki? Yani başımızı ağrıtıyorsa defolsun gitsin. Şimdi gördüğünüz üzere şurada bir kökler toplamımız, burada bir kökler çarpımımız oluştu. X1 artı x2 kökler toplamıydı. Yani eksi b bölü a. Burada eksi b bölü a. Şunun eksiyle çarparsanız a eksi 2 gelir. 1'e bölerseniz de 1 zaten. A bölü 2, a eksi 2'nin karesini alacağız. Burada eksi 2 çarpı kökler çarpımımız ne? Eksi a eksi 3. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlarım burada da şunu yapalım. A eksi 2'nin karesini bir alalım biz. A kare eksi 4a artı 4. Bakın şu eksi 2'yi de içeri dağıtıyorum. Artı 2a geldi. Eksi 2 kere eksi 3 de sevgili gençler artı 6 yaptı. Şimdi bu ifade düzenlenirse a kare eksi 2a artı 10 yapar sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun diyor en küçük olabilmesi için. Şimdi siz artık şunu görmediniz mi arkadaşlar? A kare eksi 2 artı 10 diyor. Yani bu koskoca değişkeni a olan bir parabol artık ikinci dereceden bir denklem. Parabol artık bu. Denklem demeyelim de fonksiyon diyelim. Ama değişkeni a'ya bağlı. Şimdi madem öyle bu parabolün en küçük olabilmesi için a ne olmalıdır diye soruyor ya. Bir parabol en küçük değerini hangi nokta için alır? R'si için alır. Yani bize bunun R'si sorulmuş. Eksi b bölü a, eksi b bölü 2 a'sı sorulmuş. Bunun b'si eksi 2. Eksi eksi 2 bölü baş katsayısı da 1. Ben bunu 2'ye bölersem 2 a'ya. Eksiler gider. 2 bölü 2'den cevabımız ne gelir? 1 gelir. O halde cevap Adana seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili arkadaşlar. Evet, geçtik ona. Umarım sıkılmamışsındır. Çünkü birazdan bunu da çözünce videonun 4'te 1'ini, %25'ini bitirmiş olacağız sevgili gençler. Şimdi aşağıda fx eşittir eksi x kare artı 3x artı a eksi 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Pekala. 4ab ob'ye eşitmiş. Şimdi 4OA özür dilerim. Yani şuranın uzunluğunun 4 katı OB'nin uzunluğuna eşit oluyor. O halde ben sevgili gençler şu kısma 4K dersem şuraya ne diyeceğim? K mı diyeceğim? Hayır K demeyeceğim. Oraya ben eksi K diyeceğim. Negatif tarafta ya. Anladın sen onu. A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi düşünecek olursak arkadaşlar kökler toplamından K'yı mis gibi buluruz. 4K ile eksi K'yı toplarsanız kökler toplamımız 3K gelir. Ki burada da kökler toplamımız sevgili gençler eksi b bölü a'dan 3'tür. Demek ki k kaçmış? 1.
O halde ben buraya 3K, 4K, 2K dememe gerek yok ki. K eğer 1 ise burası 4'tür. Aha, burası da eksi 1'dir. Bizden istenen neydi? A. A nerede? Burada. Şimdi kökler çarpımı eksi 4. Kökler çarpımımız da A eksi 2 bölü eksi 1 sevgili gençler. Bir içler dışlarla 4 eşittir A eksi 2 dersek. A buradan sevgili gençler kaç gelir? 6'nın ta kendisi gelir. O halde cevabımız da Edirne seçeneği olur deriz. Evet, %25'ini bitirdik videonun. Güzel gidiyor. Vallahi ben sıkılmıyorum. Çünkü sana ders anlatmak çok zevkli. İnşallah sen de sıkılmıyordur. Sen de şöyle diyorsundur. Hocam senden ders dinlemek çok zevkli be diyorsundur. Karşılıklı böyle birbirimizi idare ederek geçinip gidiyoruzdur inşallah. Hadi bakalım. Çekirdek F parabolü x eşittir 2 doğrusuna simetriktir. Doğrusuna göre simetriktir. X eşittir 2 doğrusuna göre simetrikse, aha bunun tepe noktası var ya şura. Demek ki apsisi 2'ymiş. Güzel, bunu bulduk. AB uzunluğu da 8 demiş. AB uzunluğu 8 ise AB nere? Şura değil mi bak? Şöyle çizeyim ben sana. AB burası. Şimdi burası 8 birimse şunlar da birbirine eşit ya. 4'ü bu tarafta kalıyordur. 4'ü de diğer tarafta kalıyordur. 2'nin üzerine 4 eklersen burası 6 olur. 2'den 4 çıkarırsan burası eksi 2 olur. Yani kökleri bulduk işte, bu kadar basit. Kökleri bilinen parabolün denklemini yazsana, ne duruyorsun değil mi? Yazalım hadi. X eksi eksi 2'den x artı 2 çarpı x eksi 6. Tabii ki baş katsayımız var. O a'yı oraya yazmasan olmaz. A'yı bulmaya üşenen varsa el kaldırsın. Ben yani çok sıkıcı. A'yı da verse, çünkü bulması çok kolay ama biraz uğraştırıyor falan, alaya giriyor böyle, değil mi? Bulması böyle garip geliyor bana. Keşke her soruda verseler. Başka sayısı budur deseler keşke. Boştan yere uğraşmasak. Şimdi parabolümüzün denklemi bu. A'yı nereden bulacağım? Sıfır yerine yazınca x4'ten geçiyormuş. Bu kadar basit. Yazalım sıfırı. A çarpı 2 çarpı eksi 6 eşittir. Eksi 4 ise şu eksiler bir gitsin. A eşittir 4 bölü 12. Demek ki 1 bölü 3'müş. Demek ki benim parabolüm 1 bölü 3 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6'ymış arkadaşım. Pekala, neyi sormuş? F1'i. F1'i yerine yaz diyor, artık yazalım. 1 bölü 3, 1 artı 2, 3 yapar. Birden 6'yı çıkarırsam da eksi 5 gelir. Şu 3'ler gider, bay bay. O halde cevap eksi 5 olur. Cevap da Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler 11. sorumuz için. İkinci sayfanın sağ üst tarafına geçiyorum. 12. soru. Diyor ki tepe noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde bulunan yukarıdaki fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün grafiğine göre ABC'nin işaretlerini sırasıyla hangisidir? Bir kere a'yı bulmak çok kolay. Kollar yukarı doğru olduğu için pozitif. Bakın şöyle yazalım. A, B ve C diyelim. Kollar yukarı doğru olduğu için pozitiftir. Peki C'yi de bulması çok kolay. Çünkü y eksenini kestiği yere C diyorduk. Sevgili gençler, burası da y ekseninin pozitif kısmında olduğu için bu da pozitiftir. Geriye kaldı sadece B. Tepe noktasının apsisi olan R burada negatif bölgede. O halde eksi B bölü 2A'mız negatifmiş. Burası negatifse şunu şunu götürelim. B bölü 2A pozitifmiş. Ben A'nın pozitif olduğunu buldum. O zaman B nedir? Bu da pozitiftir bir zahmet. O halde hepsi pozitifmiş. Cevap da Adana'ymış diyebiliriz. Aslına bakarsanız kendi içerisinde çaktırmadan çeldiricisi olan bir soru. İnsan işaretlerken bir şey yapıyor, böyle bir çekiniyor. Niye? Çünkü arkadaş, tepe noktası x koordinat düzleminin ikinci bölgesinde. Yani bunun apsisi falan negatif bir bölgede, değil mi? Yani apsisi negatif. Buna rağmen A'nın, B'nin, C'nin hepsinin pozitif çıkması güzel bir şey. Çeldirici bence. Yani sorunun kendine has bir çeldiriciliği var. Evet, 13. sorumuzdayız arkadaşlar. Şekilde verilen, ki şeklimizde bir detay var. Bu bir parabol ama iki noktasında tanımı olmasın istenmiş. İki noktasında tanımı olmasın isteniyor. Dikkat edin. Bu parabole göre f içerisinde f(-1) eşittir eksi 2 eşitliğini sağlayan m değerlerinin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi burada yapmamız gereken aslında şu. Fonksiyonu eksi 2'ye eşitleyen bir değer var mı ki o değer şurası olsun? Bu fonksiyonu eksi 2'ye götüren bir değer var mı? Var. Nedir? 0. Hocam 2 de eksi 2'ye götürmüş deme, 2 noktasında yani 2'yi içeri yazamıyorsan, fonksiyonda 2'yi yazamıyorsun içeriye. Pekala. O zaman şuranın ne olması lazım? 0. Yani benden artık f m eksi 1
Eşittir 0 isteniyor sadece. Bu da kolay artık. Fonksiyonu 0'a eşitleyen bir eksi 1 bir de 3 var. Dolayısıyla aslına bakarsan içeriği hem eksi 1'e hem de 3'e ayrı ayrı eşitleyeceksin. M eksi 1 eşittir eksi 1 dersen M eşittir 0 olur. M eksi 1 eşittir 3 dersen M eşittir 4 olur. İşte bu M değerlerinin toplamda bize cevabı verir. Cevabımız 4'tür diyebiliriz sevgili gençler. Hocam 2 deseydi ne değişirdi diye soracak olursan ki haklısın, sorabilirsin. O halde şunu yapacaktık. Bir de fm eksi 1'i 2'ye eşitleyecektik. Yapılabilir miydi? Yapılırdı. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta yapılsaydı onların da kökler toplamı yine 4 gelecekti. Yani bunun sebebini farklı şekillerde açıklayabiliriz ama şu an bu videonun konusu değil. İlerleyen videolarda ben sana böyle hani beynini geliştirecek enstantaneler verdiğim zaman o videolarda görürsün. Tamam? Evet. Şimdi geçelim 14. sorumuza. Şekilde verilen fx parabolü ile gx doğrusu 0'a 0 ve 4'e 4 noktalarında kesişiyorlar. F bileşke G5 bölü F bileşke F2 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben parabolümün 0'a 0'dan ve 3'e 0'dan geçtiğini biliyorum. 4 için de 4'ten geçtiğini biliyorum. O zaman ben bu F parabolünün denklemini yazabilirim. Nasıl? A çarpı bir kökümüz 0 olduğu için x çarpı diğer kökümüz 3 olduğu için x eksi 3 yazdım. 4 için 4'ten geçiyorsa F4 eşittir. A çarpı 4 çarpı 1 eşittir 4 olacaktır. Demek ki A buradan kaçmış 1'miş. Yani benim F parabolüm aslına bakarsanız x parantezinde x eksi 3'ün ta kendisiymiş. Evet, bunu bulduk. Şimdi G5 arkadaşlar 4 için 4'ten geçen ve orijinden geçen sevgili gençler doğrumuzun ismi G eşittir X doğrusudur. Yani GX eşittir X'miş aslına bakarsınız. Böyle yazabiliriz. Şimdi o zaman G5 kaçtır? 5'tir o da. F5. F5 lazım şimdi. F5 eşittir 5 çarpı 5'ten 3 çıkarın 2. Yukarısı 10'muş. Bölü. Alt kısma bakalım. F2 sorulmuş. 2'ye bakalım. F2 sevgili gençler. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2'dir. Eksi 2'yi şimdi yerine yazacağız. F eksi 2 de eksi 2 çarpı eksi 5'ten bu da 10'dur. Yani aşağısı da neymiş? 10'muş. O halde cevabımız 10 bölü 10'dan kaçtır? 1'dir diyebiliriz 14. sorumuz için. Evet, ikinci sayfamızı da bitirdik. Artık ikinci sayfaya da uzaktan bakmanın zamanı geldi şöyle. Bakalım şöyle. Yani burası biraz boş gibi ama pratik çözümler yaptığımız için boş olabilir. Üst taraf biraz daha doluydu buraya nazaran. Şimdi bakalım 3. sayfamızın şekli nasıl olacak? Bu sayfada da 6 tane sorumuz var. 15. sorudayız sevgili gençler. Bu soruyu da çözdükten sonra videomuzun sevgili gençler kaçta kaçını bitirmiş olacağız? %37,5 mu? Evet. M bir gerçek sayıdır. Fx de x kare eksi 2m artı 4 çarpı x artı 4m artı 7 fonksiyonu için f eksi 2 f 8'e eşittir denilmiş. F0 kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada uyanıklık yapabiliriz. Nasıl mı? Şu şekilde. Bu bir parabol. Ve bu parabolde f eksi 2 f 8'e eşitse ben tepe noktasını direkt olarak bulabilirim. Nasıl mı? Şu şekilde. 8 ile eksi 2'yi toplarım. Cart 2'ye bölerim. Neden mi? Çünkü parabolün simetri eksenidir yahu R'si, tepe noktası. O halde burası kaç gelir? 3. Demek ki bizim R'miz 3'müş. R 3 ise R'yi nasıl buluyordum ben? Eksi B bölü 2A ile. Bunun B'si eksi 2M artı 4 ile eksi ile çarparsam 2M artı 4 yapar. A'sı da 1'di. 2 ile çarptım 2 yaptı. Bu da M artı 2'nin ta kendisi geldi. O da eşittir 3'müş. Demek ki M kaçmış? 1. M 1 ise yerine yazarım artık fonksiyonda. M gördüğüm yere 1 yazarım. X kare bakın buraya 1 yazarsam eksi 6x gelir. Buraya 1 yazarsam artı 11 gelir. Bizden ne istenmiş? F0. Yani 0 yerine yaz diyor. Gitti, gitti. Cevap karşımızda. Cevap 11'dir diyebiliriz sevgili gençler. 15. sorumuzun. Evet. Bu soruyu da çözdük. Artık dediğimiz gibi videonun %37,5'unu bitirmiş olduk sevgili gençler. 16. sorumuza doğru geçtik. F parabolünün grafiğini ben sana verdim diyor. BAC bir dik üçgen olup üçgenin A köşesi parabol üzerindedir. Burası parabol üzerinde. F2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bu A noktasının ordinatını bulabilirim. Biraz geometriden yardım alacağım tabii. Şuranın dik olduğunu her Allah'ın kulu biliyordur herhalde matematik çalışan. Şimdi ben buraya H diyeceğim. Öklit bağıntısından H'ın karesi eşittir
2 çarpı 8. 2 kere 8 16. O zaman h kaçtır? 4'tür. O zaman a noktasının ordinatı da 4 olmak zorundadır. Şimdi ben fonksiyonun denklemini rahatlıkla yazabilirim. Köklerimiz eksi 2 ve 8 olduğu için a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 8 diyeceğim. Burada a'yı nereden bulacağım? 0 için 4'ten geçmesi gerektiğini bulmuştum. F0 eşittir a çarpı 2 çarpı eksi 8 eşittir 4 deriz. Buradan eksi 16a eşittir 4 ise a eşittir eksi 1 bölü 4 gelir. A'yı bulduk eksi 1 bölü 4 olduğunu. F2 sorulmuş. O zaman şurada eksi 1 bölü 4'ü yerine yazacağız. Ve x gördüğümüz yere de 2 yazacağız. F2 eşittir eksi 1 bölü 4 çarpı 2 artı 2 4 yapar. 2'den 8'i çıkarırsam eksi 6 gelir. Bakınız şuradaki eksi de buradaki eksi gider. Buradaki 4 ile buradaki 4 gider. Cevabımız kaç gelir? 6. O halde cevap Bursa'dır diyebiliriz sevgili gençler. 16. sorumuz için. 17. sorumuzdayız. Fx parabolünün simetri ekseni x eşittir 2 doğrusudur. Yani bunun r'si 2'ymiş sevgili gençler. İtiraz olan var mı? Yoktur herhalde. Fx fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı eksi 3'müş. Yani bu parabolümüzün c'si de sevgili gençler kaçmış? Eksi 3'müş. Buna da itiraz olan yoktur herhalde. F fonksiyonunun alabileceği en büyük değer de eksi 1'dir. Yani k'sı da sevgili gençler kaçmış? Eksi 1'miş. Bunu da biliyoruz. Şimdi bak. R'yi ve K'yı biliyoruz mu? Biliyoruz. O zaman tepe noktasını biliyoruzdur. Güzel. O zaman tepe noktası bilinen parabolün denklemini biz nasıl yazıyorduk? Fx eşittir A çarpı x eksi R'nin karesi artı K mı yazıyorduk? Evet. O zaman yazalım hadi. Fx eşittir A çarpı x eksi R'nin karesi. Yani x eksi 2'nin karesi artı K'sı eksi 1'di. Eksi diyelim 1 yazalım oraya. Fx bu. Ama hala A'yı bilmiyoruz. A'yı bilelim diye de C'yi eksi 3 vermiş bize. C'yi eksi 3 vermesinin sebebi ne? Arkadaşlar aslında diyor ki F0 eksi 3'tür diyor. Çünkü ben F0'ın C'ye eşit olduğunu biliyorum. O halde arkadaşlarım F0'ı da yazalım. A çarpı 0'dan 2'yi çıkardım. Eksi 2 karesini aldım. 4 eksi 1 eşittir eksi 3 derim. Buradan 4A eşittir eksi 2 gelir. A eşittir eksi 1 bölü 2 gelir. Şimdi demek ki Fx neymiş arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 2'nin karesi eksi 1'miş. Ne soruluyor? F1. Yerine yazalım o zaman. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1'den 2'yi çıkardım. Eksi 1 karesini aldım. 1 bir de eksi 1'imiz var. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 daha kaç yapar? Eksi 3 bölü 2 yapar. Demek ki cevabımız C seçeneğinde verilmiştir deriz. 17. soruyu da bitirdik. Geçtik 18'e. Y eşittir x kare artı 2x eksi n ve y eşittir eksi x kare eksi 4x artı m parabollerinin kesim noktaları A ve B ise bu AB doğru parçasının orta noktasının apsisi kaçtır diye sormuş bize. Aslına bakarsanız şöyle iki tane parabolümüz varmış sevgili gençler. Bir tanesinin kolları yukarı doğru, diğerinin kolları aşağı doğru. Bunların da kesim noktaları varmış. Burası A'ymış mesela. Burası da B'ymiş. Ve bu AB doğru parçasının yani şuranın orta noktasının yani şu kısmı sevgili gençler apsisi sorulmuş bize. Pekala. Buluruz ya. Sıkıntı yok. Basit. Nasıl basit? Şu şekilde ikisine ortak çözüm uygulayacaksın. Nerede kesiştiklerini, hangi apsisli noktalarda kesiştiklerini bulmak için. Fakat burada n ve m inşallah işimizi bozmaz. X kare artı 2x eksi n eşittir eksi 2x kare eksi 4x artı m yazdım. Hepsini sol tarafa toplayalım hadi. 3x kare artı 6x gelir. Eksi n eksi m eşittir 0 oldu. Şimdi bu ortak çözüm. Güzel. Bana bu fonksiyon sevgili gençler ikisinden gelen ortak çözüm olduğu için ben eğer bunların köklerini bulursam A ve B noktalarının apsislerini bulurum. A ve B noktalarının apsislerini bulduktan sonra ikisini toplayıp ikiye bölersem tam orta noktasını bulurum. Ama gel gör ki buradaki eksi ne eksi m eşi bozacak mı bozmayacak mı? Sakın korkma. Çünkü aslında başta anlatırken ben sana yani bu cümleleri kurmaya başlarken ben en başında sana tiyoyu verdim. Dedim ki A ve B noktaları bu iki parabolün kesiştikleri noktaların apsisleridir. O halde ben apsisler toplamını ikiye bölersem tam orta noktayı bulurum dedim ya. Apsisler toplamı zaten bu ortak denklemin kökler toplamıdır.
Yani eksi b bölü a'dır sevgili gençler. Bunların a ve b noktalarının apsisleri toplamı. O zaman ben bu denklemde direkt eksi b bölü 2a'yı bulursam sanki kafanızda şöyle canlandırabilirsiniz. Burada yeni bir parabol oluşmuş da işte şöyle bakın 3x kare artı 6x eksi n eksi m parabolü oluşmuş da ben bunun tepe noktasının apsisini istiyorum gibi de düşünebilirsiniz. Böyle bir şey olmuyor da bu şekilde düşünebilirsiniz. Madem öyle eksi b bölü 2a'yı bulursak cevabı da buluruz. Eksi 6 bölü 2 kere 3 6 yapar. Bölersek eksi 1 gelir. Demek ki sevgili gençler bu orta noktanın apsisi eksi 1'miş diyebiliriz. 18. sorumuzun da cevabı böylelikle Denizli'dir diyebildik. 19. soru. Şekilde fx eşittir x 2x kare eksi bx artı 8 parabolü ile gx eşittir mx artı n doğrusu y ekseni üzerinde ve parabolün tepe noktasında da kesişiyorlarmış. M ile N'nin toplamı nedir? Diye sorulmuş. Şimdi kesiştikleri bir noktanın 8 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Şurayı şöyle silelim tekrardan. Şuraya 8 yazalım. Şimdi arkadaşlar düşündüğümüz zaman burası 8. Bu parabol nereye sevgili gençler? Teğet. X eksenine de teğet. X eksenine teğet olan parabol aslına bakarsanız ben denklemini de bulabilirim. Hatta deltasının sıfıra eşit olması gerektiğini söyleyip b'yi de bulabilirim. Bulalım mı? Bulalım hadi. Şöyle diyelim o zaman. Bu parabolün deltası sıfır olmalı dedik. Ve deltası eksi b'nin karesi b kare. Eksi 4 çarpı 2 çarpı 8. Burası ne gelir arkadaşlar? 4 kere 2 8 64 gelir. Demek ki b kare eşittir 64 olacak. Çünkü bu sıfıra eşitti. O halde b kaçtır? 8'dir. Peki hocam b eksi 8 olamaz mı? Eksi 8 de olabilir. Bir bakalım 8 mi eksi 8 mi? B sevgili gençler burada tepe noktamız olacağı için ben buraya eksi 8 yazarsam şurası 8 gelir. Tepe noktası da eksi b bölü 2a'dan eksi 8 bölü 4'ten eksi 2 gelecektir. Demek ki b kaçmış eksi 8'miş. 8 olamaz. Çünkü x ekseninin negatif tarafta teğet. Doğru mu? Güzel. Şimdi b'yi bulduk eksi 8. Yani bizim parabolümüz aslına bakarsanız 2x kare artı 8x artı 8'miş. Güzel, güzel de d'si var. Biz tepe noktasını ne bulmuştuk? Eksi 8 bölü 4'ten eksi 2 bulmuştuk. Şurası eksi 2. Şimdi artık şunu söyleyebiliriz. Bizim eksi 2 ve 8 noktasından yani x eşittir eksi 2 ve y eşittir 8 noktalarından geçen bir doğrumuz var. Bu doğrunun eğimini biliyor musunuz? Biliyoruz. Nasıl? 8'i 2'ye böldünüz, tanjant yaptınız. Doğrunun eğimi 4. O zaman benim doğrum yani gx eşittir 4x de başlayacak. Bu doğru da 0'ı yazınca 8'den geçtiğine göre yazın 0'ı 0, 8'den geçmesi için bir de 8 lazım. Bu gx denen doğru mx artı n değil miydi gençler? O halde m 4'tür, n de 8'dir diyemez misiniz? Dersiniz valla. M artı n sorulmuş bize toplarsanız 12 gelir. 19. sorumuzun cevabı da böylelikle Ceyhan seçeneği oldu. 20. sorumuz kısa ve tatlı bir soru gibi duruyor. Okuyalım kendilerini. Fx eşittir a çarpı x eksi 3 artı b'nin karesi artı b eksi 2 parabolünün tepe noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Tatlı bir soru. Tatlı bir soru. Ne yapmamız gerekiyor? Hem a var hem b var. Tepe noktasının koordinatları toplamı soruluyor. Yani eksi b bölü 2a ile k'nın toplamı soruluyor. Ya da f eksi a eksi b bölü 2a soruluyor. Ama bunlardan ziyade biraz kurnaz olmakta da fayda var. Nasıl mı? Şu şekilde. Tepe noktası bilinseydi eğer, tepe noktası bilinen parabolün denklemini biz nasıl yazardık? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k diye yazardık. Bu formata benziyor bence ya. Çünkü soruda bize fx eşittir. A çarpı x eksi, bakın x eksi, 3 eksi b, şurayı bu şekilde yazabiliriz değil mi? Ve artı b eksi 2 verilmiş. Şimdi bizden istenen tepe noktasının koordinatları toplamı ya. Yani r ile k'nın toplamı istenmiş bizden. Burada sevgili gençler, r dediğimiz şey 3 eksi b'dir. K dediğimiz şey de b eksi 2'dir. İkisini topla demiş bize. Yani 3 eksi b ile b eksi 2'yi toplarsanız eksi b ile artı b gider. Cevap olarak elinde böylece sadece 1 kalmış olur. Cevabında Adana'dır diyebiliriz. 40 sorunun yarısını bitirdik. %50'si bitti videonun. Hadi bakalım geri kalan 20 soruya.
Geçtik 3. sayfamıza ama geçmeden önce tabii ki şöyle uzaktan bir daha bir bakalım. Bu sayfa nasıl görünüyor? Ya böyle çalışılmış sayfa sizin içinizi rahatlatmıyor mu? Şöyle soru bankalarınızda falan sevgili gençler. Çözdüğünüz kısımları şöyle açtığınız zaman şöyle bakmıyor musunuz? Uf be ne çözmüşüm diye. Ben bakıyorum ya. Ben öğrenciyken de bakıyordum. Şimdi de bakıyorum. Sanırım biraz ego tatmininden zevk alıyorum arkadaşlar. Evet. 21. sorumuz. Şöyle yaklaşalım biraz daha. Biraz daha yaklaşalım ki net gör soruyu. Bu 20. soruyu bitirdik. 21'den itibaren artık böyle beynimizi karıştıracak, zihnimizi bulandıracak ama bir o kadar da fazla şey öğretecek sorularla karşı karşıya kalacağız. Haberiniz olsun. Aşağıda baş katsayısı 8 olan ve orijinden geçen f fonksiyonunun grafiği verilmiş. T'de parabolün tepe noktasıdır. OA ile OB birbirine eşitmiş sevgili gençler. Yani şu kısımla şu kısımda birbirine eşitmiş. F3 bölü 2 kaçtır diye sorulmuş bize. Düşünelim. Düşünelim yani. Şimdi ben şöyle diyeceğim. Bu parabolün tepe noktası A ise, şurasının 2A olduğunu biliyorsunuz. A için bu parabol eksi 2A'dan geçmiştir diyebilir miyim? Vallahi derim. Niye? Çünkü bana demiş ki OA uzunluğuyla OB uzunluğu birbirine eşit demiş. Madem öyle burası 2A tamam burası da 2A. Y ekseninin negatif bölgesinde olduğu için eksi 2A yazacağım. Burası da tepe noktasının apsisi A'dır o zaman. Yani tepe noktası A için eksi 2A'dan geçiyormuş. Bunu bulduk. O zaman bizim baş katsayımız da 8 ise eğer fx eşittir. 8 çarpı ilk defa baş katsayıyı vermiş. Az önce istemiştik ya o oldu şu an. X eksi A'nın karesi eksi 2K diye derim ben. 2K değil 2A derim ben. Yani tepe noktası bilinen parabolün denklemi. Burası R, burası K çünkü. Doğru mu? Pekala. Başka ne yapacağım? Bu parabol 0 için eksi 2A'dan geçiyor. 0 için eksi 2A'dan geçiyorsa yazarım 0 yerine. F0 eşittir. 8 çarpı 0'dan A'yı çıkardım. Eksi A karesini aldım. A kare geldi. Eksi 2A yazdım. Bu da ne oldu? Eksi 2A oldu. Bu zaten sağlar. Başka bir şey yazalım. 2A yazalım. 2A için 0'dan geçiyor çünkü. Aynen. 2A yazalım biz. F0 için eksi 2A'dan geçtiğini zaten biliyorduk. F2A kusura bakmayın vaktinizden çaldığım için. F2A eşittir. 8 çarpı 2A'dan A'yı çıkardınız. A karesini aldınız. A kare eksi 2A. Eşittir ne olmuş oldu? 2A'ya eşit olmuş oldu. Güzel. Şimdi buradan 8A kare 2A'ya değil 2A'ya değil 0'a eşit olmuştu. Değil mi? F2A 0'dır. Pekala 8A kare eşittir. 2A'yı karşıya atarsam bu gelir. A zaten pozitif olduğunu bildiğimiz için 8A eşittir. 2 deriz. A'da kaç gelir? 1 bölü 4 gelir. Her iki tarafı A'ya bölerek şu kısmı elde ettik. Anlaştık mı? A'nın 1 bölü 4 olduğunu bulduk. F3 bölü 2 soruluyor. Şimdi artık yerine yazabiliriz. Bakın fx eşittir. 8 çarpı x eksi 1 bölü 4'ün karesi eksi 2A. Yani 2 kere 1 bölü 4, 1 bölü 2 gelir. F3 bölü 2 sorulmuş. Yerine yazalım şimdi. 8 çarpı 3 bölü 2 yani 6 bölü 4. 6 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsanız 5 bölü 4 gelir. Bunun karesini alacaksın diyor. Ve 1 bölü 2 çıkaracaksın diyor. Pekala. 5'in karesi 25. 4'ün karesi de 16 sevgili gençler. Bir de burada çarpı 8'imiz. Bir de eksi 1 bölü 2'miz var. Buradaki 8 ile 16'yı sadeleştirirseniz 2 kalır. 25 bölü 2'den de 1 bölü 2'yi çıkarırsanız mis gibi 24 bölü 2 kalır. Bu da 12'nin ta kendisidir. O halde 21. sorumuzun cevabı da Bursa'dır deriz. Evet, geçtik 22. sorumuza sevgili gençler. Bir taş duvar verilmiş. Yukarıda gösterilen bir duvar A noktasından B noktasına kadar parabolik bir şekilde çatlamış ve duvarı oluşturan dikdörtgen biçimindeki tuğlaların görüntüsü şekildeki gibi oluşmuş. Burası sorunun hikaye kısmı. İkinci günde çatlak A ile C arasında oluşmaktadır mesela diyor. C noktasının zemin olan uzaklığı da fx de modelleniyor. Yani bu bir parabol olduğundan fx eşittir a eksi 1 çarpı x kare eksi 12 x artı 8 üzeri a olarak modellenmiş. Çatlağın zemine en yakın noktasının zemine olan uzaklığı da 6. günde oluşuyormuş. He. Çatlağın zemine olan en yakın uzaklığı şurası değil mi? 6. günde oluşuyorsa şu kısmın sevgili gençler apsisi 6'dır doğal olarak. Tamam şöyle yazalım. Burası 6'dır. Pekala. Şimdi ben bunu tabi orayı 6 olarak kabul ediyorsam bu neye bağlıdır? Şurayı y eksen olarak kabul ediyorum.
Şurayı da sevgili gençler x ekseni olarak kabul ediyorum. Bundan kaynaklı oraya 6 dedim. Bakın burası x ekseni. Burası da y ekseni olsun dedik. Burası da tabii doğal olarak orijin olacaktır. Şimdi ne demiş? B noktasının zemine olan uzaklığı da 44 birim. Yani sevgili gençler şurası da 44'müş. Onu da bulmuş olduk. Yani soru vermiş bize. Şimdi sorulan şey şu. Çatlağın bu B noktasının apsisine gelme süresi kaç gündür? Yani burası kaçıncı günde 44 yerden 44 santimetre birim uzaklıklı olan yer çatlamıştır diye soruluyor. Yani bize şuradaki soru işareti soruluyor diyebiliriz. Pekala. Şimdi gençler bizim 6. günde bu çatlağın yerden yüksekliği minimum seviyeye ulaştığı için benim tepe noktamın apsisi 6'dır derim. Dolayısıyla tepe noktasının apsisinde buradan eksi eksi 12 bölü a eksi 1 olarak hatta 2a eksi 2 olarak 2 ile çarpacağız. Eksi b bölü 2a eşittir 6'dır dersem. Bakın şurası 12. 12'yi neye bölersem 6 olur? Tabii ki 2'ye 2a eksi 2. 2 ise 2a eşittir 4'tür. A da kaçmış? 2'ymiş. A 2 ise artık parabolümüzü baştan yazabiliriz. Fx eşittir. 2'den 1'i çıkardım. 1 x kare eksi 12x artı 8 üzeri 2'de 64 yapar sevgili gençler. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Diyeceğim ki kaçıncı gün bu parabolün acaba yerden yüksekliği 44'tür? O zaman 44'e eşittiriz kardeşim. Olmaz mı? Ne olur. X kare eksi 12x 44'ü karşıya atın. Artı 20 eşittir 0 dersem. X'e x. Burası da bakalım neyle ne? Eksi 10 ile eksi 2. X eşittir 2 ve x eşittir 10 olacakmış. Şimdi bizden istenen şey şu. Şurası. 6'nın sağ tarafında olan bir kök. Tabii doğal olarak 2 olamaz. Cevabımız kaçtır? 10'dur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 22. sorumuz için cevap Denizli'ydi. 23. sorumuz flyboard ile deniz seviyesindeki A noktasından havalanan Alper parabol şeklinde bir yol izleyerek deniz seviyesindeki B noktasından da dalmıştır. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 10 metre. Alper'in ayağı C noktasında iken yatayda 6 metre, dikeyde 4 metre yol almış. O zaman şöyle diyelim ya bu Alper iki boyutlu bir denizde böyle flyboard yapıyormuş. Şuraya x ekseni diyelim. Buraya da y ekseni diyelim. Olmaz mı? Şurası da 0'a 0. Hatta x ekseni olarak orayı kabul etmeyeceğiz. Nereyi kabul edeceğiz? Burayı kabul etmemiz lazım değil mi? Şöyle. Bu kısmı kabul edersek daha başarılı bir sonuç elde etme ihtimalimiz bayağı bir artar. Burası x, burası y olsun. Tabii burası da doğal olarak A noktası orijin olacak. Şimdi yatayda 6 metre, dikeyde 4 metre yol almış ya. O zaman ben şöyle derim. Şurası sevgili gençler 6 olsun derim. Tamam. Ve şurası da 4 olsun derim. Çünkü dikeyde 4 metre yol almıştı. Burası 4, burası da 6'dır diyelim. Şöyle. Pekala. Şekil güzel oldu. Diyor ki deniz seviyesinden en fazla kaç metre yükseğe çıkmıştır? AB arası 10 metre diyordu ya. O zaman ben şu B noktasının apsisine de 10 dememde hiçbir sakınca yok o halde. Şimdi gelin biz parabole bir denklem yazmaya çalışalım. Fx eşittir. A çarpı bir kökümüz 0 olduğu için x, diğer kökümüz 10 olduğu için x eksi 10 yazarız. Ve sevgili gençler bu parabol 6 içinde 4'ten geçiyorsa f6 eşittir 4 diyerek a'yı bulabiliriz. A çarpı 6 çarpı 6'dan 10'u çıkardınız. Eksi 4 eşittir 4 derseniz. Burada eksi 24 a eşittir 4 olur. A da eksi 1 bölü 6 olur. Güzel. Şimdi benim fx parabolüm neymiş aslında bakarsanız? Eksi 1 bölü 6 çarpı x çarpı x eksi 10'muş. Pekala. En fazla kaç metre yükseğe çıkmıştır diyor. 0 ile 10'un tam ortası nedir diye sorayım ben size. 0 ile 10'un tam ortası 5'tir. Dolayısıyla 5. metrede yani AB doğrusunun 5. metresinde en yüksek seviyeye ulaşmıştır Alper. O halde ben 5'i burada yerine yazacağım. F5 eşittir. Eksi 1 bölü 6 çarpı 5 çarpı 5'ten 10'u çıkarın eksi 5. Burası da eksiler gider. 25 bölü 6 bizim cevabımız gelir sevgili gençler. O halde cevap Bursa'dır diyebiliriz. Evet güzel oldu sorunun çözümü. 24. sorumuz. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde yerleştirilmiş bir yarış parkuru verilmiş. Yarış arabası A noktasından harekete başlayıp parkur boyunca parabolik bir yörünge izlemiştir.
yarış arabası parabolik bir yörünge izliyor. Bu parabolik yörüngede şuradaki nokta nokta doğruların yol çizgilerinin birleştirilmesi oluşmuştur diyebiliriz. Aracın izlediği yörünge de buymuş. 4 eksi x kare bölü 2. AB bölü OC kaçtır diye sormuş. AB dediği yer şu kısım sevgili gençler. Şuranın tamamı. OC de şurası. Şimdi AB'yi ve OC'yi nasıl bulabiliriz? Basit. Ben şimdi OC'yi bulabilmek için x gördüğüm yere 0 yazarım. X gördüğüm yere 0 yazarsam cart burası gider. 4'müş sevgili gençler şurası. Zaten buranın 4 olduğu da aşikar. 1, 2, 3, 4 diye verilmiş. Şimdi kökleri nedir bunun? Yani ben 4 eksi x kare bölü 2'yi eşitlersem eğer 0'a x kare bölü 2 eşittir 4 yapar. X kare eşittir 8 olur. X eşittir 2 kök 2 ve x eşittir eksi 2 kök 2 gelecektir. Yani şurası 2 kök 2'ymiş. Burası da eksi 2 kök 2'ymiş. Bunların arasındaki mesafe nedir? 2 kök 2'den eksi 2 kök 2'yi çıkarırsanız 4 kök 2 gelir sevgili gençler AB. Bakın burası 4 kök 2. Burası da 4 olduğunu bulmuştuk. O halde cevap 4 kök 2 bölü 4'ten Ceyhan seçeneğidir. 4'ler sadeleşirse cevabımız C'dir diyebiliriz sevgili gençler. 24. sorumuz için. Diyelim ve devam edelim. 25. sorumuzda tabii devam etmeden önce sayfayı uzaktan bakmamızda fayda var. Böyle bakalım yine bir gaza gelelim devam edelim tamam. Burada en çok beğendiğim yani şöyle şekil olarak beğendiğim çözümünü şuradaki soru 23. soru. Bu sayfada en çok beğendiğim soru hangisi diye sorarsanız da sevgili gençler en çok beğendiğim soruyu ben size söyleyeyim. Şu soru 22. soruyu beğendim aslında. Aynen. Evet geçtim 25. soruya. Artık bu parabolle alakalı gündelik hayattan ne varsa ben sizin karşınıza çıkardım. Artık daha da diğer soruları kaynaklardaki soruları çözemiyorsanız artık yuh size yani. Çözmeniz lazım. Bunu da çözelim tam oturacak şimdi. 40 tane soruyu da çözdükten sonra paraboli bitireceğiz seninle beraber tamam mı? Yani parabol diye bir derdimiz kalmayacak kafada. Dik koordinat sisteminde görseli verilen bir uzun atlama yarışmacısı A noktasından harekete başlayıp parabolik yörünge çizerek atlayışını C noktasında tamamlamıştır. Bak buradan bir atlamış adam hop bu şekilde devam etmiş C noktasına da düşmüş. Bayağı uzağa atlamış 7'den fazla atlamış ya bayağı iyi yani. Uzun atlama yarışmacısının atlayışı boyunca izlediği yörünge fx eşittir eksi x kare artı mx artı 36 fonksiyonuyla modellenmiş olup AO 3 birimmiş şurası, BC de 5 birimmiş o da burası. OB kaç birimdir diye soruluyor. Yani neresi soruluyor sevgili gençler bize? Şu kısım soruluyor. Pekala. Şimdi bir düşünelim bakalım. Bunu nasıl bulabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir karar verelim buna. Şimdi sevgili gençler bizim nereden zıpladığı söyleniyordu? A noktasından değil mi? A noktasından harekete başlayıp parabolik bir yörünge izleyerek çizerek atlayışını C noktasına tamamlamış diyor. Yani şuradan başlamış. O halde şuranın da 3 birim olduğunu verdiğine göre XY kartezyen koordinat sisteminde kendisi çizmiş. Buraya ben eksi 3'tür diyebilirim. Yani bir kökümüzün eksi 3 olduğunu biliyoruz artık. Şimdi eksi x kare bakın yazıyorum. Artı mx artı 36 dedim. Bir kökümüz eksi 3'müş. Şimdi ben burayı eksi x'e x diye açacağım mecburen. Bir kök eksi 3 ise ben şuraya sevgili gençler şu şekilde eksi 3 yazarım. Eksi 3 ile neyi çarparsam 36 yapar. Tabii ki hocam eksi 12. O halde sevgili gençler bakın şu şekilde yaptığımız zaman bizden ne istiyordu? M isteniyor ama artık buna lüzum var mı diye düşünmeyeceksin. Şunu yapacaksın sen. Senin bir kökün eksi 3 ise o kök buradan gelir bak. Düz topluyorsun ya. Eksi x eksi 3 çarpı x eksi 12. Buradan eksi 3 kökü gelir. Buradan da 12 kökü gelir. Düştüğü yerde zaten C noktası değil mi? Bizden C noktasının apsisi sorulmuyordu ama ben buranın 12 olduğunu buldum. Burası 12 ise sevgili kardeşim. BC uzunluğu da 5 birimse 12'den 5'i çıkarırsan sen B noktasının apsisini bulmuş olmaz mısın? 7'yi bulursun. Sen O noktasından 7'ye kadar olan uzaklığın da bir zahmet 7 olduğunu söyleyiver artık değil mi? Yani her şeyi şirketten beklemeye gerek yok. Cevap Edirne. 25. sorumuzun cevabı Edirne'ydi sevgili gençler. Hocam buradaki M belki senin kafanı karıştırmak için de verilmiş olabilir yani. Olamaz mı? 26. sorumuz. Artık 40'ta 25 ne yapıyor? %50, %62,5'unu bitirdik sevgili gençler. 20 tane soru 25 aynen %62,5'unu bitirdik. Yani %62,5'tan fazlasını çözüyoruz artık. Aşağıda 26. soru. Aşağıda GX ve
fgx fonksiyonlarının grafiklerini ben sana verdim diyor. Buna göre fx eksi 3 fonksiyonunun tepe noktasının apsisi sorulmuş sevgili gençler. Peki çözeriz, onu da çözeriz. Bak, gx'i bir yazalım seninle. Bu gx'i yazman, yani doğru grafiklerini şekilden bakıp yazmayı da burada artık bak kolay yoldan öğren. Yani şey falan yapıyorlar ya. İşte x ekseni kesti nokta x bölü 1 artı y bölü eksi 1 eşittir 1'dir falan yazıyorlar ya, onu yazma sen, tamam mı? Ona gerek yok çünkü. Şöyle yapacaksın. Eğim kaç? 1. O zaman gx eğim 1 ise 1x'tir, yani x'tir. X'e 0 verince eksi 1'den geçiyor, o zaman eksi 1 yazarsın. X eksi 1'miş sevgili gençler bizim doğru denklemimiz. Burası da fgx değil mi yani şu? Gx'i yerine yazıver da burası fx eksi 1 olur. Tamam, güzel. Şimdi fx eksi 1'in grafiğiymiş bu. Peki bu fx eksi 1'in tepe noktasının apsisi kaç? Yani şunun apsisi şurası. Bunu da bulursun sen. Hani sen söyle, 2 ile eksi 1'i toplarsın. 1 2'ye bölersin, 1 bölü 2'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunun apsisi, tepe noktasının apsisi bu. Peki fx eksi 3'ünki hangisi? Bakın içeriden ne yapmış? İçeriden 2 çıkarmış. Buradan buraya gelirken içeriden 2 çıkarmış. O zaman sen fonksiyonu 2 birim hop sağa kaydıracaksın. Yapacağın hareket bu. O zaman bu fonksiyonun parabolü götürüp 2 birim sağa taşırken tepe noktası da olduğu gibi orada kalmıyor yani. Tepe noktasına taşıyacaksın 2 birim. Sen gidip 1 bölü 2'ye 2 eklersen ne bulursun o zaman? Tepe noktasının, yeni tepe noktasının apsisini 5 bölü 2 bulursun. 26'nın cevabı da Bursa olur deriz. Alt kısımda soru yok. 5. sayfamızın sağ üst tarafına geçiyoruz. 27. sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde 5 tane eş dikdörtgen ve tepe noktası T olan F parabolünün grafiği verilmiştir bize. Sarıya boyalı bölgenin alanı 20 birim kare ise F1 nedir? Şimdi arkadaşlar, şu sarıya boyalı bölgenin alanıyla alakalı bir şey söylemiş ya, biz bu birime çevirelim bunları ya. Çünkü burada hiç uzunluk falan da verilmemiş ama şöyle diyelim. Mesela ben bunların her birinin uzunluğuna K dersem, demek ki bunun uzun kenarı 4K. Burası 4K ise burası da K'dır. Şimdi kısa kenar 4K, uzun kenar 5K oldu. 4K ile 5K'nın çarpımı sevgili gençler 20'ymiş. O zaman 20K kare 20 ise K kare 1'dir. K'yı da 1 seçeceğiz uzunluk verdiği için. Dolayısıyla aslına bakarsanız burada K, 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 K dediğimiz her şey aslında 1, 1, 1, 1'miş. Yani şurası 4'müş. Yani burası 5'miş sevgili gençler. Tepe noktasının ne olduğunu buldunuz mu siz? Vallahi buldunuz. O zaman fx eşittir a çarpı. Ne dedik? O a olmazsa olmaz. Onu unutursan ayvayı yersin. A çarpı x eksi 4'ün karesi artı k. Nereden geldi bu? Fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'dan geldi. Bunu şaşırma. Pekala. A'yı nereden bulacağız hocam? Sıfırı yazıyorsun yerine kardeşim. Güzel kardeşim. Bak ta nereden geçmiş bu? 21'den geçmiş sıfır için. O zaman biz de yazalım. F0 eşittir A çarpı 4'ün karesi 16 artı 5. 16 A artı 5 21 ise A kaçtır? 1'dir. Demek ki benim parabolüm şuymuş işte. X eksi 4'ün karesi artı 5. F1 sorulmuş. Yazak yerine 1'i. F1 eşittir. 1'den 4'ü çıkar. Eksi 3 karesini al. 9 artı 5 eşittir 14 deriz. Cevap da Ceyhan seçeneği olur sevgili gençler. Evet, buraya kadar iyi geldik. Umarım sıkılmadın. Umarım daralmadın. Ben bu videoyu çekerken ciddi manada, tamam yorulduk falan ama bak hala ara vermedim. Tamam yorulduk ama senin için değiyor dedik. İnşallah sen de bir şeyler yaparsın. Yani değil mi? Çünkü senin için değiyor dedik. Biz burada yoruluyoruz, ediyoruz. Bak sana 40 tane sorunun çözümünü yapıyorum. Detaylandığına. Böyle absürt çözümler de değil. Kötü çirkin yazım falan da yok böyle. Güzel güzel yazıyorum. Detaylı detaylı anlatıyorum. İnşallah sen anlıyordur yani bunları. Anlamıyorsan ben yine çekerim de anlayanlar için. Çünkü bir iki kişi takip etmiyor. Allah razı olsun, baya fazla izliyorsunuz. Ama inşallah anlayan sayısı boldur. Anlayanlar da şöyle kenarda bir el kaldırırsa seviniriz sevgili gençler. Evet, fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün grafiği verilmiş. Kökleri biliyoruz ya, x 6 ile 2 değil mi? Ama neyi sormuş? C eksi b bölü a. Yaparız. Ne var ki bundan? Basit değil mi bu? Niye basit? Çünkü sen
Artık bunları göremiyorsan gör. Şunu şu şekilde parçalamayı biliyorsun. Buranın c bölü a eksi b bölü a olduğunu biliyorsun. Yani aslına bakarsan c bölü a artı eksi b bölü a da diyebilirsin sen buna. Bu c bölü a'nın aslına bakarsan kökler çarpımı olduğunu biliyorsun. Yani eksi 6 ile 2'nin çarpımı. Yani eksi 12. Kökler toplamı da eksi 6 ile 2'nin toplamından eksi 4'tür. Bu ikisinin toplamı. Arkadaşlar bu ikisinin toplamı eksi 12 ile eksi 4'ün toplamı eksi 16 yapar. Bu da senin zaten cevabını verir. Cevap Denizli'ydi. Evet, 28'i de çözdük sevgili gençler. Geçtik 29'a. Bir fabrika düşünün. Bu fabrikanın günlük ürettiği x tane ürüne karşılık elde ettiği günlük kar da aha da bu kar fonksiyonuyla belirlenmiş. Eksi 3x kare artı 150x eksi 150 TL. 150 TL derken buranın tamamı TL cinsinden çıkıyor. Buna göre bu fabrikanın günlük karı en fazla kaç TL'dir? Zaten bu kar fonksiyonuydu. Maksimumunu soruyorsa tepe noktasını bulup yerine yazacaksın. O halde şöyle diyelim. Ben bunu bu eksi 3 parantezine alayım. Şöyle bir karışmasın orası. X kare eksi 50x artı 50 diyelim. Böyle daha tatlı olur. Tepe noktasının apsisi nedir? Eksi eksi 50 bölü 2. Eksi b bölü 2 a'dan 25'tir. 25'i yerine yaz diyor. Eksi 3 çarpı 25'in karesi 625. Daha sonrasında eksi 50 kere 25 sevgili gençler. 5 kere 25'ten 125 yapar. Ve sonuna da 1250 dedik. Artı bir de neyimiz var? 50'miz var. Bakın 625 eksi 1250 eksi 625 yapar. Buna da 50 eklerseniz eksi 575 yapar. Tabi bunda neyle çarpacaksınız diyor? 3 ile. 1500'e 225 ekleyin. Ne yapar? 1725 yapar. Cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler 29. sorumuz için. Evet, basitti. Basitti ama sadece gündelik hayata uyarlanmış bir problem olarak gördüğüm için koydum soruyu. Geçtik 30. sorumuza. 30. sorumuzu çözdüğümüz takdirde PDF'imizin ve videomuzun %75'ini de bitirmiş oluyoruz. Ax ve Qx polinomlarının x eksi 3 polinomuna bölümünden kalanlar sırasıyla p ve q'dur. Yani şöyle diyebilir miyiz? P3 eşittir P'ymiş. Q3 eşittir Q'ymuş diyebiliriz. Çünkü öyle yapıyorduk değil mi polinomlarda? X eksi 3 ile bölümünden kalan deyince. Peki fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun kökleri p ve q'dur da denilmiş. Tamam. Yani p3 ve q3'müş o zaman bu fonksiyonun kökleri. Ve bize fx verilmiş. Parabolün tepe noktasının apsisi 6 olduğuna göre px çarpı qx polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanlar kaçtır? Yani neyi sormuş aslında bize burada? Px çarpı qx'in x eksi 3 ile bölümünden kalan sorulurken aslında p3 ile q3'ün çarpımı sorulmuş. Aslında p ile q'nun çarpımı sorulmuş. P ile q bunun kökleriydi. Bir kökün 6, 4 olduğunu biliyoruz biz. Burası 2 birimse burası da 2 birimdi. Yani burası da 8'dir. 4 kere 8 p kere q'dur o zaman cevap. 32'dir sevgili gençler. Cevap Denizli'ydi. Evet, güzel soruydu. Uyanıklık sorusu artık hani ÖSYM'de de bunları TYT ve AYT'de artık bol bol görmeye başladınız biliyorsunuz. Yani biraz uyanık ve kurnaz olmanızı istiyor ÖSYM sizden. Haberiniz olsun, öyle her şey bilgi, her şey işlem değil. Ne öğrenciler tanıyorum ben oturup matematiği ezberleyen, ezberlediği halde de iyi yapan. Ama artık sistem ezberleme devrini geçti yani. 2018 TYT'den itibaren öyle matematiği herkes ezberleyemiyordu artık. Eskiden ben bile yani 2008'de, 2009'da, 2010 yıllarında sınava girdiğim sene ve civarında çoğu sevgili gençler hepsi şeydi böyle nasıl diyeyim? Çoğu sorumuz, bizim matematik sorumuz artık klişeleşiyordu. Bütün kitaplarda aynı sorular. Bütün yayın evlerinde aynı sorular. ÖSYM sınavına giriyorsun. Zaten kitaptakilerin aynısı. Yani çözdüğümüz, sınava girmeden önce çözdüğümüz kitapların aynısı. Yani sınava girmeden önce bir öğrenci bir kitap bitirdiyse sınavda matematikten full çekmeme için hiçbir ihtimali yoktu. Dolayısıyla sınavlarda kolay oluyordu. Yani kolaylığından kastım klasik soruların zorları bile sorulsa sevgili gençler ne kadar zorlayabilirler ki? Zaten olan biten her şeyi görmüşüzdür. Ama şimdi öyle değil. Yani yazarlar da artık böyle hayal gücü tamamen geniş. Çünkü artık hayatta baktığımız, gördüğümüz her şeyden soru yazabiliyoruz. Yani ben mesela odamdaki oda kokusundan sevgili gençler şöyle hani üzerine bambu
şeyler oluyor ya, hani şöyle şöyle üzerinde bambu dikiyorsun da odaya koku yayıyor. Bu bambular kokuyu emiyor, parfüm emiyor, odaya koku yayıyor. Ondan bile soru yazabiliyorum. Dolayısıyla artık aklımıza, hayalimize gelebilecek her şey hakkında soru yazabiliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Hani bunu SML Tayfa'nın çözmüş olması gerekiyor. Arkadaşlar, bu şekilde sorular uzun ve meşakkatli göründüğüne bakmayın. Aslında çözümleri daha basit klasik sorulardan. Yani parabolde, trigoda, şurada burada artık daha basit çözümler geliyor. Sadece soruyu anlamanız gerekiyor. Soruyu da artık anlayın arkadaşlar. Yani sadece bu kanalda 40 binden fazla soru çözmüşümdür. Bakın, 40 binden fazla soru ne demek? 40 binden fazla soruyu sadece bu kanalda çözdüm. Artık bir şeyleri anlayın siz de. Değil mi? Peki, bir otoparkın toplam kapasitesi ve içerisinde bulunan araç sayısı otopark girişinde bulunan şekildeki panoda gösterilmektedir. Her bir araç giriş çıkışında tablodaki araç sayısı hanesi değişmekte. Tansu bu otoparka girecekken içeride yer olup olmadığını anlamak için de panoya bakıyor. Buna göre Tansu şekilde verilen tabloya bakarak o an içeride en az kaç araçlık boş yer olduğunu görüyor. Şimdi toplam kapasitemizin sevgili gençler şu olduğunu, araç sayısının da içerideki araç sayısının da burada olduğunu görüyoruz. Tabii toplam kapasiteden içerideki araç sayısını çıkarırsak içeride kalan boş yer sayısını da görmüş oluruz. O halde çıkaralım. Yani x kare eksi 6x eksi 2x daha eksi 8x yapar. Artı 21. İçerideki boş araç fonksiyonu budur diyebiliriz. Boş x fonksiyonu. Boş x fonksiyonu. Evet. Şimdi bu boş x fonksiyonunun biz en az değerini arıyoruz. Yani içeride en az kaç tane araçlık boş yer vardır? Bunu araştırıyoruz. Bunun için de tabii bunun r'sini bulacaksınız. Yani eksi eksi 8 bölü 2 diyeceksiniz. Buradan 4 gelecek r'niz. R'yi de yerine yazacaksınız. 4'ün karesi 16. 8 kere 4 32. Artı 21 diyeceksiniz. Şurası eksi 16 yapar. Eksi 16'ya 21 eklerseniz cevabınız 5 gelir sevgili gençler. Yani cevap Bursa'ydı. Evet, geçtik 31. sorumuzun da çözümünü geçtik. 32. sorudayız artık. Bize diyor ki yandaki ax kare artı a kare eksi 1x artı 6 parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre OABC karesinin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Böyle soruları bir de türevde görüyorsunuz ya, çok aşina alıyorsunuz değil mi böyle sorulara? Ama türevden de hep çözesim geliyor böyle. Tam elim türeve gidiyor böyle. Aman dur İsmail diyor. Dur İsmail. Biraz sakin ol. Türev işlemiyoruz. Şu an parabol işliyoruz. Dolayısıyla sorularımızda daima parabolden çözeceğiz. Şimdi. Oy boyunum. Ax kare artı a kare eksi 1x artı 6 denmiş ya bize. Şimdi bu karenin alanı soruluyor bize. Kare ise sevgili gençler bu doğal olarak. Ben buranın apsisine gidip a dersem buranın ordinatı da a olmak zorunda. Yani fa eşittir a'yı arıyoruz biz. A demeyelim, a'yı kullanmışız ya burada. Soruda kullanmışız a'yı. Dur. Burayı silelim. A demeyelim. Biz oraya k diyelim. Ve k dersem tabii burası da eşit olacağına göre burası da k'dır. Demek ki biz fk eşittir k'yı arıyoruz. Peki yazak o zaman x gördüğümüz yere k'yı. K eşittir ak kare artı a kare eksi 1 çarpı k artı 6'ymış sevgili gençler. Pekala. Şimdi şurayı biraz düzenleyelim sizle beraber. Ve tamam, tepe noktası tamam. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi k eşittir. Bu arada a'yı da bulabiliriz biz. A'yı da bulabiliyoruz. Hatta şunu silelim. Onu niye ben fark etmedim ki daha önce ya? Yuh bana yuh. K'yı buluruz sevgili gençler. Şöyle buluruz. Tepe noktası y eksenin üzerinde olan parabollerin tepe noktası y eksenin üzerinde olan parabollerin sevgili gençler b'si sıfırdır. Yani şu kısım sıfır olacak. O zaman a kare eksi 1 eşittir sıfır dersem a kare eşittir 1 gelir. A eşittir 1 veya a eşittir eksi 1'dir de deriz. Şimdi a 1 mi eksi 1 mi? Kollar aşağı doğru. O yüzden bulduğunuz birleri bir yerine yazın. Bakın 1x kare kollar yukarı doğru olurdu. Çünkü a pozitif gitti. A eksi 1'miş. O zaman y eşittir eksi x kare. Eksi x kare burası zaten gitmişti. Artı 6'ymış. Tamam, şimdi daha tatlı oldu. O zaman şimdi k'yı yerine yazalım. K eşittir eksi k kare artı 6 diyelim. Hepsini sol tarafa toplayın arkadaşlar. K kare artı k eksi 6 eşittir 0 olsun. Buradan k ve k diye burayı da artı 3 ve eksi 2 diye açarsam
K eşittir 2 ve K eşittir eksi 3 gelir. Ben bu K'yı uzunluk olarak seçtiğimden eksi 3'ü üzülerek elerim. K kaçmış? 2'ymiş. Burası 2 ise burası da 2'dir. Karenin alanı da 4'ten başkası değildir. Cevap C seçeneği olacaktı sevgili gençler. 33. 33. sorumuz. Böyle sorulara ta öğrenciyken gıcık olurdum. Böyle fitil olurdum, müflit olurdum. Şimdi de gene sıkılıyorum soruyu çözerken artık. Yani artık hep aynı şeyler çünkü. Çöz 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 sıkılıyorsun. Ama ben sizin için yine de ilk defa çözermiş gibi çözeceğim. Şimdi bakın OABC diye bir kare varmış. A ve C köşeleri de x kare eksi 12 parabolü üzerindeymiş sevgili gençler. OABC karesinin alanı kaç birim kare? Allah Allah. Şimdi nasıl yapacağız biz bu soruyu? Şimdi arkadaşlar bu bir kare ya. Şurasında eksi 12'den geçtiğini de görüyoruz biz bunun. Şimdi bu sevgili gençler şeyin parabolün tepe noktası y ekseni üstünde. O zaman bizim bu parabolümüz y eşittir ax kare eksi 12 tarzında bir paraboldür. Hatta özür diliyorum parabolü vermiş zaten bize. Aa bak daha da bir ilginç soru haline geldi. Ben şu an yoruldum mu acaba? Az önceki soruda bir hata, şimdi yeniden tekrar bunu bir görememe. Hata demeyelim de göremiyorum yani. X kare 12'yi vermiş zaten. Ben tekrar farklı yeni bir şeymiş gibi anlatıyorum. Kusura bakmayın. X kare 10, eksi 12'yi vermiş zaten. Pekala. Şimdi şöyle diyelim o halde arkadaşlar. Ben bu karenin şuraya şöyle bir üçgen oluşturursam. Bakın kare olduğu için şurası yine 45 derecedir deriz. Burası da 45 derece. Yani arkadaşlar burası A ise. Şuranın ne olması lazım? A kök 2 olması lazım. Yani A için A'dan geçen yeri de bulmamız gerekiyor aslında bizim. Yani yine A eşittir A kare eksi 12 yöntemine başvuracağız. Az önceki sorudaki gibi. Bunu bu sefer sola alalım. A kare eksi A eksi 12 eşit 0 dersem A'ya A diye burayı da eksi 4'e artı 3 diye açarım. A ya 4'müş ya da eksi 3'müş. Hangisi? Eksi 3 olabilir mi? Tabii ki olamaz. Niye? Uzunlukta çünkü A. O zaman A 4'müş. Demek ki burası ne? 4 kök 2. Alanı sormuş. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2'dir sevgili gençler. Bu da 32'den başkası değildir. Cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ben yoruldum herhalde ama 7 soru kaldı. Dayanabilir miyiz? Bence dayanırız ya. Ama bu benim soru zaten. Benim soru ama genelde kendi sorularımın çözümlerini hatırlamıyorum. Evet. Aşağıda özdeş 3 tane trambolin eşit aralıklarla konumlandırılmış ve P noktasından bir nolu tramboline doğru bir taş fırlatılmıştır. Taşı alıyoruz. Çok basit bak. Taşı aldın, tramboline fırlattın. Taş böyle gitti gitti tam böyle trambolinin tam ortasına düşmüş. Bir nolu trambolinin tam merkezine düşen taş buradan sektikten sonra parabolik bir ağ rotası izleyerek, bakın ağ rotası burası. Parabolik bir ağ rotası izleyerek iki nolu trambolinin tam merkezine düşmüş. Ve buradan da sekip yine parabolik bir B rotası izleyerek 3 nolu trambolinin tam merkezine düşmüş. Kırmızı çizgiyle gösterilen doğrumuza da x ekseni diyeceğiz diyor soruda. Buraya kadar anlaşılmayan sorunun Türkçesinde hiçbir sıkıntı yok. Anlaşılmayan bir yerde yoktur diyemiyorum. Taşı attık. Buranın tam merkezine düştü. A rotası parabolikmiş. Sekti buradan buraya B noktasının merkezine. Buradan sekti C noktasının merkezine düştü. C trambolinin merkezine. 3 nolu trambolinin merkezine düştü. Daha sonra trambolinlerin merkezleri arasındaki mesafe eşit ve A rotasının yerden en yüksek noktasının ordinatı B noktasının yerden en yüksek rotasının ordinatının 2 katıdır. Oo, bak olaylar iyice efsaneleşiyor. Biz şöyle diyek mi ya buraya? Bak. Şunu şöyle çekelim. Tamam. Ahan burası y eksenimiz. Bunu hatta şöyle kırmızıyla da belirtelim. Gençler burası y eksenimiz olsun. X eksenini zaten bize vermişti. Burası da x ekseni. Pekala. Şimdi diyor ki A rotası eksi x kare artı 4x artı 12 paraboliyle modellenir. Ve her bir metre koordinat sisteminde bir birim olarak kabul edilirse A ve B noktaları rotalarının en yüksek noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç metre olur? Nasıl yazmışım be? Var ya, efsane yazmışım yani. Çözemeyin diye bayağı bir uğraşmışım ama siz çözersiniz ya. Çünkü de beni dinliyorsunuz zaten bir kere. Yani benim soru çözümümü izliyorsanız benim sorumu da çözersiniz doğal olarak diye tahmin ediyorum. Şimdi
Şöyle iki durum var. Birinin en yüksek noktası burası, diğerinin en yüksek noktası da burası. Bu ikisinin arasındaki mesafe soruluyor aslında bize. Ve bir de şöyle bir durum var. Diyor ki A noktasının zemine olan, trambolinlere olan zemin mi demişti, bir bakalım şuraya. B rotasının en yüksek rotasının ordinatının iki katıdır. Ha, ordinatının demiş, güzel. Şimdi o zaman burası 2K ise burası da K'dır da diyebiliriz aynı zamanda. Yani şu uzunluklara burası K, burası 2K. Neden? Çünkü sevgili gençler, burada bu söylenmiş. Trambollerin merkezler arasındaki mesafe eşit ve A rotasının yerden en yüksek noktasının ordinatı, yani şurası, B rotasının yerden en yüksek noktasının ordinatının iki katıdır da denmiş. Pekala. Şimdi A rotasını bize eksi x kare artı 4x artı 12 olarak vermiş ya. Gelin onu bir düzeltelim şöyle. Eksi x kare artı 4x artı 12'yi sevgili gençler, eksi x'e x diye açarsak, burayı nasıl açalım? Ben burayı 6'ya 2 diye açarsam olur mu? Olur. Eksi 2x artı 6x daha 4x'i verir. Demek ki x sevgili gençler bir 6 gelecek, bir de x eksi 2 gelecek. Yani ben yukarı doğru çıktım. Y ekseni olarak kabul ettiğim yeri şimdi siliyorum. A noktasının sevgili gençler, A rotasının koordinatları neymiş? Şurası sevgili gençler eksi 2'ymiş. Şurası da sevgili gençler 6'ymış diyeceğiz. Eksi 2 ve 6. Doğru mu? Doğru. Şimdi eksi 2'ye 6 ise demek ki bizim y eksenimiz de şuralarda bir yerde. Ama y eksenine şu an için çok gerek yok. Şu şekilde çizdik ama çizmeseniz de olur. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, eksi 2 ile 6'nın ikisini toplarım 4. 2'ye bölerim 2. Bu ne işime yarar? Arkadaşlar, tepe noktamızın apsisi bize merhaba diyor. Evet, şimdi 2'yi de yerine yazarsam bu taşın A rotasında yerden yüksekliğinin maksimum değerini bulmuş olurum. O halde sevgili gençler, 2'yi nerede yazacağım? Aha da burada. Yazalım. Eksi 4 artı 8 artı 12. Burası 20. 4 çıkardım. 16. Demek ki buranın yüksekliği 16'ymış. E buranın yüksekliği de 8'miş arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Şimdi trambolinlerin ne demişti? Trambolinlerin merkezi arasındaki mesafe eşit demişti. Şimdi trambolinlerin merkezleri arasındaki mesafe eşitse bir zahmet şu kısmın uzaklığı ne olur? Ben size onu şu renkte göstereyim. Şuradaki uzaklık sevgili gençler 6'dan 2'yi çıkarırız. Eksi 2'yi çıkarırsanız 8 olmaz mı? Olur. O zaman arkadaşlar şuradaki uzaklık da bakın. Şurası da ne olacaktır? Gene 8 olacaktır. Fark eden bir şey yok. O halde ben şunu şöyle çizerim. Daha sonrasında derim ki bak kardeşim, şurası 16'dan 8'i çıkardım. 8. E burası da 8'di. O zaman şuradaki uzunluk ne olur? Bir zahmet. 8 kök 2 birim olur. Cevabım da sevgili gençler Bursa seçeneği olur diyebilirim. Eğlenceli ve zevkli bir soruydu. Sizler için yazıyoruz. İnşallah sizler de bunları doğru bir şekilde çözüyorsunuzdur. Evet. Geçtim 35'e. Benim beğendiğim sorulardan bir tanesi. Dikkatli dinlemekte fayda var. ÖSYM sınavında parabol niyetine koysan soru bence hiç ama hiç sırıtmaz. Tamam. O yüzden dikkatli dinle. Şimdi x kare eksi 2x artı m parabolünün tepe noktasının x eksenine olan uzaklığı 3 birim. Buna göre m'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır diye soruluyor. Peki. Şöyle yapsak. Şu benim x eksenim. Şu da benim y eksenim. Bu parabolün görseli nasıl olabilir? Mesela şöyle olabilir. Doğru mu? Ve şurası da 3 birimdir diyebiliriz hocam. Ama şimdi M hakkında, yani M şurası da aklımıza buraları falan getirirsek işiniz yaşa, bittiniz. Yani M burasıdır deyip de götürüp M'yi bulmaya falan çalışırsanız işiniz bitti, tükendiniz, bittiniz. Peki ne yapacağız hocam? Böyle yapacaksın. Biz bu parabolü 3 birim aşağıya indirelim. Niye? Amaç ne? Gel indirelim ya, sıkıntı yok. Bak gel bu parabolü şöyle yapalım. Ne olur? X eksenine teğet olur. X eksenine teğet olan parabolün deltası sıfır olur mu? Evet. E kardeşim, iyi hocam, güzel, hoş da ben bu parabolü 3 birim nasıl aşağı indireceğim? Ya kardeşim, aha bak, 3 çıkarırsın, 3 birim aşağı iner. Bitti. O halde bunun deltası sıfırsa gel seninle beraber m'yi buluruz artık. B kare eksi 4 ac deltamızdı. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 3 eşit 0. Yani 4 eksi 4 tane m eksi 3 eşit 0 ise burada m eksi 3'ün 1 olması şarttır. Demek ki m kaçmış? 4'müş. E hocam, m'nin bir tane değeri var. Bize m'nin alabileceği değerler çarpımı soruyordu. Yanlış mı çözdünüz?
Yo, doğru çözdük de daha sorunun yarısı bitti. Ne demek yarısı? Bundan kaynaklı. Biz parabolü ilk başta hayal ederken Ahan'la bu şekilde mor renkte çizdiğim parabol gibi hayal ettik ama parabol bu şekilde de olabilirdi. Kolları yukarı doğrultuda 3 birim burası da olabilirdi. Bu sefer de sen bu parabolü 3 birim yukarı kaldıracaktın. Artı 3 yapacaksın yani orayı. O halde bir de deltasını şimdi hesapla. 4 eksi 4 tane m artı 3 dersin bu sefer. Eşittir 0 ise gene buranın 1 olması lazım. Demek ki m artı 3 1 ise m bu sefer eksi 2'dir. Şu an sorunun %99,9'u bitti. Ne kaldı? 4 ile eksi 2'yi çarpmak. E bir zahmet yanlış da yapma orada. Cevap da eksi 8 olur sevgili gençler. Artık 35. sorumuzu bitirdik. Ve biz PDF'imizin ve videomuzun da %87,5'unu bitirmiş olduk sevgili gençler. Bayağı bir yol kat ettik. Kaldı 5 soru. Umarım canın sıkılmamıştır. Dinlemeye devam ediyorsundur. 36. sorumuz. M bir gerçek sayı. Ve fx de 5 çarpı x artı m'in karesi artı 3 fonksiyonunda her x reel sayısı için fx artı 4 eşittir f4 eksi x eşitliği veriliyor. F6 kaçtır diye sorulmuş. Hayda. Ne yapacağız? Basit mi sence soru? Bence basit. Yani ben şu an soruyu çözdüm. İnşallah sen de çözmüşsündür. Soruyu çözdüğümden kastım burada aslında buna benzer bir soru çözdük. Hatta soruyu yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey yazıyordu sorunun içerisinde. F-2 eşittir F8 gibi bir şey yazıyordu sorunun içerisinde. Şimdi parabolün içerisinde birbirine eşit olan değer sonsuz tane zaten de bu eşit olan değerlerin ortak bir özelliği var. Bu ikisini toplayıp ikiye bölünce tepe noktasının apsisini buluyordun sen. R'yi buluyordun. Madem öyle topla kardeşim şu ikisini. Artı x eksi x gitti. 4 4 daha 8 böl 2'ye kaç yapar? 4. Demek ki 4 bizim r'mizmiş. Şimdi benim sana sorum şu. Biz bu parabolün tepe noktası biliniyorsa ben bunun denklemini nasıl yazıyordum? Fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k diye mi yazıyorduk? Evet hocam. Ben r'yi 4 bulmadım mı? Burası 4'müş. O zaman m kaçmış? Eksi 4. Yani sevgili gençler 5 çarpı x eksi bakalım. M'yi biz ne bulmuştuk? Eksi 4 bulmuştuk. Tamam x eksi 4'ün karesi artı k. Benim fonksiyonum buymuş. Hatta k dediğimizde 3. Onu niye yazmıyorsak? Bilinen şeyi bilinmeyen hale getirdik. Artı 3. F6 kaçtır diye soruyor. Bir zahmet yerine yazalım artık. 5 çarpı alttan 4'ü çıkardım. 2, 2'nin karesi 4 artı 3. 20'ye 3 eklerseniz 23 yapar. Cevap da Denizli seçeneği olur. Kaldı 4 soru. Artık son 4'teyiz sevgili gençler. Evet arkadaşlarım 37. soru. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu olmak üzere f fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Ne demek bu? Y eksenine göre simetrik çift fonksiyonmuş. Çift fonksiyonun özelliği neydi? F eksi x fx'e eşit oluyordu. Doğru mu yanlış mı? Vallahi doğru. Güzel. Bilinen özelliğini yazdık. Buna göre 3 tane bize ifade vermiş. Hangilerinin grafiği yine x eksenine göre simetriktir diyor. Yani hangileri yine çift fonksiyondur diye soruluyor bize. Şimdi ben gidip de y eksenine göre simetrik olan bir grafiği ne demek? 5 birim sola mı kaydırmak demek? Şimdi y eksenine göre simetrik olan bir ben grafiği 5 birim sola kaydırırsam bırakın yani bir zahmet y eksenine göre simetrik olmaz. O halde 2 gitti. Fx'e 4 ekle diyor. Bak şimdi x kare fonksiyonunu ele al hemen. X kare fonksiyonunda ben 4 birim yukarı kaydırırsam bu yine y eksenine göre simetrik olacaktır. Gene çift olacaktır. 3 doğru. Bunu 3 ile çarparsam da sadece kollar birazcık daralacaktır. Bu şekildeyken birazcık daralacaktır. Dolayısıyla yine y eksenine göre simetrik olacaktır. O zaman cevap nedir? 1 ve 3'tür. 37. sorumuzun cevabı da Edirne'ydi sevgili gençler. 38'deyiz. Aşağıda tanım kümesi sıfırdan sonsuz aralığında olan fx eşittir eksi x kare artı bx artı c parabolünün grafiğini verdim ben sana diyor. Fx fonksiyonunun alabileceği en büyük değeri soruyorum şimdi de sana diyor. Peki. Buluruz ya o kadar da dert değil yani. Şimdi sıfırla sonsuz aralığında tanımlamış. Sıfır için 11'den geçiyor. O zaman benim fx parabolümü tek tek yazayım ben sana bak şimdi. Sıfır için 11'den geçiyorsa yazdım yerine eksi x kare artı bx artı c'miz ne olacak sevgili gençler? Burası 11 olacak. Artı 11. Bir tek b kaldı bulunmayan. O da
6 için 35'ten geçtiğini biliyoruz. O halde f6 eşittir eksi 36 artı 6b artı 11 eşittir 35 diyeceğim. Eksi 36'yı karşıya atmadan önce eksi 36 artı 11 diyelim. Eksi 25. Şimdi karşıya attım. Eşittir 6b eşittir 60 geldi. B de buradan 10 geldi. Yani benim parabolüm eksi x kare artı 10x artı 11'in ta kendisiymiş. Güzel. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer kaçtır? Tepe noktasının apsisini yerine yazacağım. Yani tepe noktası burada eksi 10 bölü eksi 2 olduğundan 5'tir. 5'i yerine yazarsam eksi 25 artı 50 artı 11 gelir. Burası 25. 11 eklersem cevap ne olur? 36 olur. Cevabım Edirne'ymiş diyebilirim. Şimdi geçtim 39. soruma. 7. sayfamın son sorusu. A bir gerçek sayıdır. X kare eksi 2x artı m eksi 6 parabolünün tepe noktası da 4. bölgedeymiş. Buna göre m'nin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi parabolümüz nasıl bir parabolmuş? Hemen çizin onu. Tepe noktası 4. bölgedeyse aha da bu şekilde bir parabolmuş. Doğru mu? Doğru. Şöyle de uzatalım. Şimdi bu parabol için neler söyleyebiliriz? Neler konuşabiliriz? Tepe noktası 4. bölgede diyebiliriz hocam. Evet. Doğru söylüyorsun. Tepe noktası 4. bölgede. Başka? Kolları yukarı doğru hocam. Evet yukarı doğru. Başka? C'si negatif veya pozitif olabilir hocam. Yani olabilir. Evet. Başka? Hocam bu parabol x eksenini iki noktada kesiyor dersen o zaman ben derim ki yürü be. Yürü be. Hadi bakalım. Şimdi o zaman deltası sıfırdan büyük olacak. Alın deltasını. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 6. Büyüktür 0 olacak o zaman. Çünkü iki noktada kesiyoruz. O halde 4 eksi 4m artı 24 büyüktür 0. 4 ile 24'ün toplamı 28 yapar ki 4m küçüktür 28 dersek sevgili gençler. Buradan m küçüktür 7 yapar. Demek ki m'nin 7'den daha küçük olması gerekiyor. O halde 7'den daha küçük olanlar nerededir? Adana seçeneğindeki eksi sonsuzda 7 aralığındadır deriz sevgili gençler. Şimdi 40. sorumuza geçiyoruz. 40. sorumuzda bir de sağda bonus sorumuz var sevgili gençler. Eğer bu soruyu çözersen konu sende cuk diye oturmuştur diyeceğiz sevgili gençler artık sana. Yani parabolde hani nasıl diyeyim rahat bir şekilde işlemlerini rahat bir şekilde yaparak çözüyorsan cidden konu sende cuk diye oturmuştur. Yani bu da bunun kontrolü olsun. Bundan sonra bu 40 soru bir konu PDF'lerinin sonuna bu şekilde bir bonus soru bırakayım ben sana. Aynı burada olduğu gibi. Bu soruyu da çözersen aynen bu cümleyi kuralım. Tamam bu konu bende cuk diye oturdu diyelim. Ben sana bu sorunun cevabını vereyim. Sorunun cevabı 5 olacak. Bakıp çözmedim merak etme. Daha öncesinde çözdüğüm bir soru. Sorunun cevabı 5 sevgili gençler. Lütfen soruyu şimdi senden çözmeni rica ediyorum. Evet. 40. sorumuza bakıyoruz. Son sorumuz. Artık bu parabolik bölgede ve eşitsizlik sorusu. Şekilde belirtilmiş noktalardan kaç tanesi y küçük veya eşittir eksi x kare artı 3 ve x küçüktür 2y koşullarını sağlar. Şimdi x küçüktür 2y için sevgili gençler aslında y büyüktür x bölü 2 diyebiliriz. X bölü 2 şurası bakın bu doğru. Ve y'ler x bölü 2'lerden büyükse bu doğrunun üzerinde kalan bölge taranmalıdır. Ben şunu sarıya alayım. Bunun üzerindeki bölge taranacaksa şu kısım taranacaktır. Burayı bir taradık şöyle. Taradıktan sonra arkadaşlarım. Şimdi geçelim parabol kısmına işin. Bir de y küçüktür eksi x kare artı 3'ümüz var. Yani bu ne demek oluyor? Parabolün kolları aşağı doğru ve parabolün iç tarafında kalan bölgeyi tarayacaksın diyor. Yani şurası. Şimdi burada rengi değişen bir bölge var. Bu rengi değişen bölgede kaç tane nokta var? 1, 2. Cevap 2 mi? Değil. Orada dur. Duracaksın. Şimdi gençler bakın. Burada şuradaki E noktası var ya. Bu da sağlar. Niye? Çünkü kardeşim küçük veya eşittir diyor ya. Yani bu parabolün de üzerinde olabilir. Etti 3. O zaman hocam K da sağlar. Orada dur. K sağlamaz. Niye? Kardeşim doğrunun üzerinde bir eşitlik yok. Yani aslında aslına bakarsan burası kesikli çizgiyle ifade edildiği için. Hani biz bunun çözümünü yaparken kesikli çizgi olacağı için eşitlik de olmayacaktır. O halde K noktasını alamayız. Demek ki burada sağlayan noktalar E, D ve C'dir. Tam böyle Tonga'ya düşürmelik soru. Hani sınavda karşına çıksa eminim öğrencilerin %80'inden fazlası bu soruda 2 seçeneğini işaretleyecektir.
Ama cevabında 3 olması gerektiğini. Artık şunu da biliyorsun ki benim sayemde anladın artık diye düşünüyorum. Yani bir zahmet. Şunu da biliyorsun ki şunlara da dikkat edeceksin. Yani bunlar içi dolu mu, içi boş mu, eşit mi, değil mi, eşitlik var mı, yok mu, sadece küçüktür mü diyor, büyük veya eşit mi diyor, bunlara da dikkat edeceksin. Ama bunlara dikkat ettiğin takdirde zaten herkesten bir adım öne geçmiş oluyorsun. Evet, tabii ben şimdi eminim bu soruyu da şimdi çözmeye çalışanlar illaki vardır. Yani bu soruyu çözmeye çalışıp da şurada benim verdiğim enstantaneyi dinlemeyen arkadaş varsa da hemen video tekrarından dinlesin sevgili gençler. Bir kere daha dedik ki bir şeyi 40 defa söylersek olur. İnşallah bir şeyi 40 defa söyledik. Şu an parabolü 40 defa söyledik. İnşallah parabol olmuştur sende. Bu videonun çok işe yarayacağını düşünerekten senin için çok güzel, kazanımı bol olan sorular çözdüm. Umarım senin için faydalı olmuştur. Başka hiçbir temennim yok. Başka hiçbir temennim yok. Sevgili gençler, artık ben yoruldum. Bu yorgunluğumun karşısında da böyle telefonumu elime alıp YouTube'a girip sayfayı yenilediğim zaman, abone artışlarını gördüğüm zaman kendim mutlu oluyorum. Hala abone olmayan varsa, abone olursa seviniriz sevgili gençler. Mutlu edersiniz beni. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir isteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sonraki videolarımız için artık bir sefer daha anket yapacağım. Bu anketin sonucuna göre de size yine bir video çekeceğim. Ve daha sonrasında artık size anket yapmayacağım. Neden mi? Şundan kaynaklı. Şunu yapacağım artık. Diyeceğim ki arkadaşlar, programınız bu ve bugün bu saatte bu video, bugün bu saatte bu video gelecek. Hocam ne videosu? İşte bu 40 soru 40 çözümlerim, ben size planını atacağım. Ve her sorudan yapacağız sevgili gençler bunu. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da bir beğen alırız. Dedim ya, abone olmayanlar varsa hala lütfen, abone olursa da artık bir zahmet yani. Bir tıka basmak bu kadar zor mu kardeşim? Evet gençler. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.